İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündem programı bugün çok değerli ve önemli konuğu var. Romanya'da iş insanı, hemşerimiz, değerli iş adamı Sayın Metin Doğan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Metin Bey, tabii biz Romanya'ya geldik. Özellikle sizinle tanıştıktan sonra oradaki bir başarı hikayenizi gördük. İşte yıllar önce sadece çekirdeğinizle gitmişsiniz ve Romanya'da da sayılı iş adamları arasına girmişsiniz. Teşekkür ederim. Biz bundan bir gurur duyduk. Sizi programa davet ettik. Siz de bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hatta gelmek istemediniz. Bizim en azından sizin bir başarı hikayeniz var. Gençlerimize en azından bir örnek teşkil ederse, hayat hikayenizi anlatırsanız, hiç olmasa bir genç bile sizden iş hayatınızdan örnek alarak, başarı hikayenizden örnek alarak hayatını kurtarırsa, o da bir yerlere gelirse, o bile mutlu yani. Ama biz inanıyoruz ki inşallah bu programı gençler izlediği zaman belki yüzlerce gençler sizin hayat hikayenizden örnekler alacaklar, dersler alacak ve onlar da ileride inşallah sizler gibi başarılı insanlar olacak. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. İsterseniz şöyle yapalım. Tamam. Metin Doğan kimdir? Böyle bir hayat hikayenizi anlatırsanız oradan giriş yapalım, sohbet şeklinde devam edelim. Tabii. Metin Doğan Elazığ'ın Sarıkamış köyünden 1992'de Romanya'ya gittim. Romanya'dan esas amacı Fransa'ya gitmeyi düşünüyordum. Fakat Romanya'ya gittiğimde Romanya'da 89'da devrim olmuştu. Biz de 92'de gitmiş olduk. Devrimden 3 yıl sonra. Yani 2 yıl sonra. Evet. Dolayısıyla orada çok ciddi bir boşluk vardı. Yani ticarette çok ciddi bir boşluk vardı. Bir de bir keşmekeş bir durum vardı. Böyle her şey yerli yerine oturmamıştı. Çok da tecrübeli insan olmana gerek yoktu. Dolayısıyla büyük bir boşluk vardı. Bu sebepten çevrede bir böyle 15-20 tane Türk firması vardı. Oraya şey export yapıyordu, ürün getiriyordu Türkiye'den. Bisküvi, pamuk, zeytin, sabun tarzında ürünler getiriyordu Romanya'ya. Ben de çok gençtim, 19 yaşındaydım o zamanlar. Çalışkan biri olduğum için buradaki o büyük iş adamları, işte abilerimiz benim o mücadelemi, çalışkanlığımı, hazmimi görünce onlar da bana çok ciddi destek oldu. Allah razı olsun kendilerinden. Bu durumda da işte toptancılıktan başlamış oldum. Ben bir küçük toptancı dükkanı açtım. Türkiye'den gelen ürünleri toptancı bölgeleri vardı Romanya'da, işte şehrin birkaç yerinde. Oraya ürünlerimizi getiriyorduk. Oradan da başka şehirlerden gelip alıyordum. Sonra bu dükkan sayısını arttırdım. Birden fazla olmuş oldu bu. Tabii bu importçu arkadaşlarımızın da inanılmaz bir şekilde bir desteği oldu. Sebebi de şuydu. Benim kimsem orada yoktu. Kendi başımaydım. 19 yaşındayım. Şimdi sabahtan böyle erken kalkıp evet, işime gidiyorum. Ondan sonra işte satıyorum, getiriyorum paraları da veriyorum. İşte birinden bisküvi alıyorum, birinden sabun, birinden işte zeytin filan. Böyle de olunca görünce beni acayip desteklemeye başladılar. Yani birileri dışarıdan gelip peşin para ürün almakta zorlanıyordu. Ama bende sorun yoktu. Ben işte böyle Türkiye'den yola çıktım mı işte şu kadar bisküvi benimdir, şu kadar zeytin benimdir, şu kadar sabun benimdir diye alırdım. Çok sağ olsunlar, beni desteklerdi. İşte ilk çalışma hayatım toptancılıkla başlamış oldu. Evet. Daha sonra da gofret çikolata fabrikası kurmaya karar verdim. Çünkü ben o dediğim ürünleri, bisküvi, işte bu tarzdaki ürünleri toptancılığını yapıyordum. Sonra da gofret piyasada bir araştırma yaptım. Gofret çikolata çok hızlı, yani çok satılıyordu, hızlı satılıyordu. Güzel de para kazanıyordu. Bir hat aldım İzmir'den. Başladım gofret çikolata üretmeye. Daha sonra bunu geliştirdim, büyüttüm. Yani günde bir tır, 120 kişi falan yanında çalışıyordu. Günde de bir tır ürün üretmeye başladık. Piyasanın bir dilimi olmaya başladık. İyi bir seviyeye geldik. Sonra da şeyi sattım, fabrikayı sattım. Çünkü dediğim gibi işte yeni bir devrim olduktan sonra yeni bir ülke kuruluyor. Dışarıdan işte ülke bazı şartları oturunca artık yatırımcılar da gelmeye başladı. Daha sonra da çok ciddi bir talep olmaya başladı Romanya'da, böyle yatırımcı işte arsalar, evler, bütün fabrikalar filan özelleşiyor.
Onu görünce orada daha güzel para kazanacağımı düşündüm. Fabrikayı sattım, bu sefer şeye geçtim. İşte özelleştirmeden diyor. Örneğin bir bira fabrikası aldık, Fulger bira fabrikası. Evet. Romanya'nın en eski 153 yıllık bir bira fabrikasını satın aldık, evet, birkaç arkadaştan. Sonra orayı belli bir süre değerlendikten sonra üretmedik ama değerlendikten sonra sattık. Buna benzer özelleştirmeden olsun işte arsaları alıp sattım, belli bir seviyeye geldik. Daha sonra da Çinlilerle beraber bir Chinatown. Evet. Daha doğrusu biz Natural Enerji diye İstanbul'dan da bir ortağım vardı. Birlikte bir toptancılar sitesi kurmaya karar verdik. İsmi de Natural Center diye bir toptancılar sitesi yapmaya karar verdik. Belirli bir süre her şeyini ayarladık işte, başladık işe. Bu arada şu 2009 krizi geldi. Lehman Brothers, evet, olayı işte. Ondan sonra bir duraklama dönemi oldu. Biz de şey yaptık, Çinlilerle beraber ortaklı bir Chinatown kurmaya karar verdik. Yani bizim bir 280 tane dükkanımız vardı o civarda. Bir de arka kısımda da bir arsamız vardı, büyük bir arsamız. İşte Çinlilerle beraber bir Chinatown yapmaya karar verdik. Chinatown da şöyle bir şey, dünyanın birçok ülkesinde işte New York'ta da vardır, Londra'da da vardır, her tarafta bir Chinatown vardır. Bu Chinatown genelde Çinlilerin kaldığı, Çin şehri aslında, evet, Çinlilerin kaldığı bir bölgeden oluşuyor. Orada kendi kendine gelişiyor ama Çin ürünleri genelde, yemekleri, her türlü tradisyonel şeyleri oluyor. Bunu Romanya'da işte bizim orada arka kısımda arsamız vardı. Onunla beraber yeni sıfırdan bir Chinatown kurma kararı verdik. Evet. Onlar çok, yani büyük hisseder bizdik ama onlar da çok ortakladı. Belli bir süreç işte projesini falan yaptık. Bir 1240 tane dükkanı da yaptık, onları sattık ama böyle 4500 tane dükkanı olan, işte bir Çin mahallesi olan çok güzel bir projeydi. Çok büyüktü. O dönemde başbakan da gelmişti açılışında, Emil Bok. Evet. Çünkü o dönemde, o kriz döneminde en büyük yatırımdı Romanya'da. Doğru. Sonra onu belli bir zaman götürdükten sonra Çinliler arasında çok çok bölge bölge ortaklıkları vardı. Koordinatörü de bendim projenin. Aralarında bir takım sıkıntılar olunca projeyi durdurmak zorunda kaldık. Daha sonra da enerjiyle alakalı, yani ben bir takım ilişkilerim vardı şeyde, Romanya'da. Onlar işte haberdar etti. İleriki dönemlerde Avrupa destekleri olacak enerjiye. Ben de şey yapmaya başladım, işte bir santral kurmak için bir arsa aldım, lisansını aldım. Hatta şöyle bir şey, Romanya'da tek lisans alan, elektrik üreten benim. Güneş enerjisi mi? Evet, güneş enerjisi. Birkaç tane daha fabrikaların ihtiyaçlarını, kendi kendilerine fabrikaların ihtiyaçları var. Bayağı Romanların yaptığı bir iki arkadaşım da var, onların firmalarına ortak oldu ve aldı ama aslında tek lisans alan Türk benim. İşte enerji sektörüne girdim. 5 megawatt, Bükreş'in 35 kilometre uzandı bir 5 megawatt enerji santralim var. Daha sonra da Elazığ'da yapmaya karar verdik. O zaman işte desteklemeler başlayınca, evet, burada. Herhalde Elazığ'da ilk yapanlardansınız diye biliyorum. Elazığ'da da herhalde demeyeyim de, yani o bölgede şöyle bir şey. Ben geldiğimde herhalde tek ben, İlk müracaat eden bendim. Evet. Faaliyete geçiren de, ilk faaliyete geçen de bendim. Bu hatta Elazığ ve bölgesinde ilk yatırımını yapan ben oldum tabii. Ama benim Romanya'dan takip ediyordum bunu. Evet. Projeyi, ben projeyi derken o zaman bakanımız gelmişti, Taner Yıldız. Evet. Ben de orada ilk şey, Türkler arasında tek enerji üreten kişi olduğum için bizi de, beni de muhatap almıştı. O zaman konuşmuştuk. Demişti işte kısa süre içerisinde Türkiye'de de enerji yatırımları yapabilirsiniz. Çünkü desteklemeler başlayacak, alım garantileri başlayacak. O yüzden takip ediyordum. O takip etmemden dolayı ilk yapanlardan biri olmuş oldum Elazığ'da. Evet. Şimdi tabii enerji üretiyorum. Bundan, en son yaptığımız projede bir 285 tane falan bir şehrin güzel bir yerinde. Siz de misafir oldunuz. Evet, tabii gördük orada. Orada şehrin iyi bir yerinde 285 tane daire, evet, bir Türkiye'den bir gruptan beraber yaptık. Son 3 yıldır 4 yıldır da onunla uğraşıyorduk. O bitti. Evet. O bittikten sonra da şimdi
Ben son 2 yıldır golf oynuyorum. Evet. 2 yıldır golf oynuyorum. Bu sektörde de çok ciddi bir boşluk vardı golf sektöründe. Yani şöyle bir şey, düşünün, bir İngiltere'de 1923 tane saha var. Almanya'da 700 küsür sene var. Fransa'da 600 sene var. İşte böyle geliyor bu ülkelerin hepsinde. İşte böyle 600'lü, 500'lü, 400'lü saha var. Fakat Romanya'da bir tane vardı saha. O da çok uzakta Bükreş'ten. Dolayısıyla bir potansiyel var. Saha yoktu. Ben de böyle kimsenin yapmadığı işleri genelde yapmaya çalışan biriyim. O golfta oynadığım süre içerisinde aynı zamanda bütün ülkelere gidip, yani Türkiye defalarca, diğer ülkelere de gidip araştırmalar yaptım. Yani yapılırsa nasıl yapılır gibi çalışmalar yaptım. Tabii bunun arsasını bulmak çok zor bir şey. Çünkü arsa miktarı bayağı büyük oluyor. Yani mesela şimdi ben 725 bin metrekare üzerine kuruyorum bunu. Bayağı büyük bir tek parça halinde bulmak çok zor. Bir de Bükreş'te de yakın olması lazım. Orada işte yapabildik, başarabildik, arsayı aldık. Şimdi de yaklaşık 1,5 aydır da başlamışız projeye, çalışıyoruz. Biz projeyi gördük mesela, çok hoşumuza gitti. Evet. Yani işte 725 dönüm üzerine içerisinde villaların olduğu, golf sahalarının olduğu, yapay göllerin oluştuğu, yine aynı şekilde apart otellerin olduğu, düğün salonlarının olduğu çok güzel bir proje. Şimdi şöyle proje, proje championship dedikleri, yani ligin oynanabileceği bir proje. 18 çukurlu bir golf sahası, profesyonel bir saha. Bunu İspanyol, Amerika ortaklı dünyada sayılı şeyleri, golf sahalarını yapan şirketler. Çok profesyoneller bu işlerde, imzaları bile çok önemli. Onlara yaptırdım. Evet. Dolayısıyla çok profesyonel oynanacak maçlar da olabiliyor bizim sahada. Çünkü bütün şartları uygun, lig oynanması için bütün şartları uygun. Evet. Projenin içerisinde de 173 tane villa var. Evet. 110 tane daire var. Clubhouse, basket, tenis, çok güzel, Romanya'nın en güzel düğün salonlarından bir tanesi var. Sauna var, fitness var, Türk hamamı var. Evet. Koşu yolları, bisiklet yolları. Bir country club, National Golf Country Club şeklinde bir proje. Yani bütün şartları var. Artık inşallah yani Elazığ olarak açılışına da geliriz yani. Evet. İnşallah, inşallah. Yani çünkü hani projeyi gördük, çok hoşumuza gitti yani. Herhalde sayılı projelerden biri diyebilir miyiz golf sahası? Yani şu anda baktığım zaman Türkiye'de de var ama Türkiye'de herhalde sizler daha iyi bilirsiniz. Hani oynadığınız için, bizim fazla oynamadığımız için öyle büyük bir golf sahası yok diyebiliyorum. Yani 725 dönüm üzerine kurulu. Şöyle, golf sahaları zaten böyle bu şeylerde oluyor. Yani 500 bin, 600 bin, 700 evet, binin üzerinde olması lazım. Türkiye'de golf sahaları Belek'te var. Evet. Profesyonel sahalarımız var. Mesela birkaç tane sahamız var. Çok profesyonel sahamız var. Şimdi şöyle, benim yaptığım saha da o seviyelerde, yani şampiyonlar oynanabilecek bir saha. Evet. Dolayısıyla o kategoriye giriyor. Yani şöyle düşünün, işte 10 bin tane saha varsa 1000 tanesinde şampiyonluk oynanabiliyor. Evet. Bizimkisi de o sahanın içerisinde. Evet. Doğru, güzel. Şimdi mesela benim dikkatimi çeken, 19 yaşındayken buradan kalkıp Romanya'ya gidiyorsunuz. Yani neden Romanya'ya veya işte Fransa'ya gitme gereği duydunuz, ihtiyacınızı duydunuz? Evet. İşte mesela biraz da hani Sarıkamış'taki çocukluğunuzdan anlatırsanız, ondan sonra oradaki yaşam anlatırsan. Şimdi Sarıkamış'ta herkesin, burada herkesin geçirdiği bir çocukluk var. Köyle alakası vardır. Herkes aşağı yukarı biliyordur. Ben de köyde işte herkes gibi buzağı otaran, ondan sonra arabadan, şeker pancarından araba yapan ve köyde çalışan bir gençtim işte. Dediğim gibi orada çok, Romanya'da da bir boşluk vardı. Yani çok tecrübeli olmana gerek yoktu. Dolayısıyla o boşluğu değerlendirmek için kalmayı tercih ettim. Yani baktığımız zaman hani bir başarı hikayesi var. Hani işte program başında da ifade ettik. Hani derler ya, çekirdeğiyle gitti diye. Hı. Mesela baktığımız zaman buradaki başarıyı neye bağlıyorsunuz?
Evet, hikayenize göz önüne getirdiği zaman. Şimdi ben başarılı olmamın sebebi, evet, bir tabii ki kısmettir Allah, yani o yönü ayrı. Evet. Ama başarılı olma sebebini halen de yani bu kadar tecrübeme dayanaraktan da söylüyorum. Kesinlikle dürüst olmak, evet, bu işin omurgası diye düşünüyorum. Hele hele Avrupa'da çok önemli bir şey. Bunu ispatladığınız takdirde bütün kapılar açılır. Bir de işinize çok dikkat etmek. Mesela ben çok erken saatlerde kalkar, genç olmama rağmen giderdim işime. Önce iş, o bittikten sonra artık başka şey, gezmeye veya işte başka arkadaşların yanına giderdim. Çünkü işime inanılmaz bir şekilde önem gösteriyorum. Yani bundan kaynaklanan sebeplerden dolayı. Yani bir de oradaki insanlar beni gördü, işte bir mücadele ediyorum. Genç yaşta işte bir mücadele ediyorum. Dürüst olduğumuzu da ispatladık kendilerine. Onların da inanılmaz bir şekilde desteği oldu. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben bir tane toptancı yerim var. Bir genç bir çocuk 19 yaşında. Türkiye'den gelen ürünlerden ta Türkiye'den çıktıktan sonra ürün alabiliyordum yani problemsiz. Başka şehirlerden gelip peşin parayla sıraya giriyordu. O şekildeydi o dönemlerde. Evet, dolayısıyla dürüstlük çok önemli burada. Evet. Bir de işinize dikkat edeceksiniz. Yani saygı göstereceksiniz diye düşünüyorum. Ben bunları yaptığımdan dolayı bir yerlere geldiğimi düşünüyorum. Şimdi sen şimdi ayet-i kerimeye baktığımız zaman hani orada şeyi söylediniz. Hani gayrimenkul. Mesela İbrahim Taşal hocamıza bir program yapmıştık. İbrahim Taşal, evet, hocamıza dedim ki hayatınızda hiç pişman olduğunuz şey var mı diye. Dedi ki ya işte ben dedi şeyken gençken dedi yaşlanmış dedi ki oğlum senin geleceğin çok parlak. Paran, kazandığın paranın bir kısmını gayrimenkule ayır. Gayrimenkul, evet, al dedi diyor. Biz dinlemedik diyor. Ufak tefek yerler aldık ama diyor o aldığımız yerlerde ticaretten daha çok para kazandırdı diyor. Şimdi mesela baktığımız zaman özellikle Romanya'da gayrimenkul işine girmenize bir avantaj sağlamış gibi yani. Yok, gayrimenkul tabii ki çok böyle isabetli, doğru yerlerde iyi analiz edip doğru yerlerde aldığınız zaman gerçekten çok güzel para kazandırabiliyor. Evet. Ben de o dönemde orada yetişmiştim zaten. O dönemlerde hani bu 5-6 sene, 7-8 sene geçtikten sonra biraz oturdu orası. Hani bölgeyi çok iyi bilenler az sayıdaydı. Tabii, yani şöyle düşünün, bugün orada 100 bin tane yabancı varsa, o gün 7 bin tane, 5 bin tane falan düşünün yani veya daha az düşünün. Doğru. Dolayısıyla oraya, o bölgeleri analiz etmek çok bir şeydi. Orada yaşamadığınız zaman bilemiyordunuz. Hangi bölge gelişir, tabii, neresi daha iyidir diye. Ve o sebepten dolayı yatırımda gayrimenkulden çok güzel bir para kazandım ben yani. Tabii, tabii. Ama şöyle bir şey var. Zeki Bey, şöyle bir şey var. Yani benim şu anda para kazanmak başka bir şey. Yani bir, tabii, yer alırsınız tesadüfü. Evet. Para kazanabilirsiniz. Bu başka bir şey. Bir de önünüze koyduğunuz projelere işte iyi analizini yapıp, evet, oradan bir şey oluşturmak, yapmak, tabii, bu başka bir şey. Bu başka bir hüner. Aynen, doğru. Dolayısıyla sizin o yönünüz de ağır basmış. Benim bu yönüm şeyden çok daha fazla. Yani bir de yani biraz önce de söyledim de kimsenin yapmadığı işleri yapmaya başlamış. Doğru. Romanya'da bu da bir avantaj sağlamış. Bir yaptığım araştırmacı özelliğiniz. Yaptığım bütün büyük projeler o dönemde mutlaka o sektörde ciddi eksiklikler vardır, boşluklar vardır. Oraya doğru yöneliyorum ben. Yani Chinatown gibi bir projeyi de yapmak çok zordu. Tabii, doğru. Başka bir şeydi. Hiç kimsenin yapmadığı bir şeydi. Hatta, doğru, orada 10 bin civarında Çinlinin yapmadığı bir şeydi. Doğru. Diğer tarafta enerjiyi de hiç kimse sektörüne girmeden etmeden ben yaptım. Doğru. Bu taraftan şimdi golf sahası, tabii, yine öyle. Kimsenin, şu anda da benim mesela bazı çalışmalarım vardır. Başka sektörlerde nerede boşluk bulabilirim? Hangi sektör tam böyle doyumu ulaşmamıştır diye çalışmalar yapıyorum. Şimdi, öyle bir şey var. Mesela korkutuyor mu bazen? Mesela biz şeye baktık işte golf sahasının işte şeylerini izledik ondan sonra projesini. Çok hoşumuza gitti ama yani hani çok büyük bir proje. Yani hani rakam vermek istemiyorum ama yani gerçekten çok ciddi bir proje gidiyor. Çok para gidecek. Korkutuyor mu sizi? Ya şimdi netice itibarında ben diyorum ya hani ben çok ciddi analizler yapıyorum. Evet. Ve bütün Avrupa'nın büyük şehirlerini de falan gezerek Türkiye'yi işte her tarafı gezdim. Ciddi bir çalışma yaptım. Böyle risk olabilecek şeyleri elimine ettim
Ama şöyle bir şey de var. Netice itibarında bu işler hem biraz da kısmet işi. Tabii. Olmayabilir, ihtimali az olsa bile var. Doğru. O sebepten dolayı bende bir tedirginlik var. Neticede çok büyük bir proje. Yani yatırımı demeyeyim de yani projenin bütününde bittiği zaman 65 milyon euroluk bir proje. Neticede 65-67 Tabii. milyon euroluk bir proje. Doğru. O yüzden risk almamak için etap etap geliştireceğim. Evet. Önce golf sahasını, işte diğer aktivitelerini, sonra da ev yatırımlarını falan yapacağız. Falan. Şimdi ise 18 yaşında, 19 yaşında işte Romanya'ya gittiniz. Önemli olan hani insanların hangi mevki makamda olursa olsun, işte iş adamı olarak ya işte genel müdür olarak, bakan olarak hangi mevki olursa, önemli olan doğup büyüdükleri yerleri unutmamaları, oralara sahip Doğru. çıkmaları. Bizi işte Sarıkamış'a baktığım zaman orada bir okul yaptınız. Babanızın adına mı, annenizin adına mı okulu? Yine işte, okulu benim adıma sizin adınıza yapıldı. Aslında, yine orada yine en azından bir yatırım olsun diye belki para da kazanırsınız ama olsun yine bir güneş enerjisi yapınız. Orada yine insanlar 3-4 kişi çalışıyor, ediyor. Hem bir ülkenin ekonomisine Tabii. katkısı oluyor. İşte camiyi tekrar şey yaptınız. Hani bunlar da güzel şeyler. Şimdi, size bu duygular nasıl veriyor? Şimdi şöyle bir şey. Evet. Ben zaten ta gittiğimden beri Elazığ ve ailemi, çevremi unutmadım. Evet. Yani buradan gitmişim. Ben şöyle düşünüyorum. Bir insan belirli bir yere ekonomik bir olarak veya işte kariyer olarak bir yere geldiğinde o doğduğu yere evet. bir dönüşüm yapması lazım. Doğru. Bir şekilde oraya bir katkısı olması lazım. Çünkü düşünün bir köydesiniz. İçerisinden birileri sıyrılıyor. Ancak onlar bir destek verebiliyor işte köydeki ihtiyaçları veya çevrendeki insanlara. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden elimden gelen bazı şeyleri yaptım şeyde köyde. Şöyle daha önce de anlatmıştım da şimdi Necati Çetin Kaya'dan bir tanışlığımız oldu bizim. Evet. Ben fabrikayı kurduğumda fabrika çalıştırıyorum. 120 kişi yanında çalışıyor. Tesadüfen onlar Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne gelmişlerdi. Tanıştık. Sonra Necati Bey işte ben hikayemi falan anlatınca çok da hoşuna gitti. Böyle yoktan var etmiş de herkesin çevrede oradaki evet. toplumdaki insanlar da böyle görünce falan bir saygısı var bana. Ondan dolayı beni çok sevdi. O toplantılara falan da beraber katıldık. Daha sonra da böyle bir dayı yeğenlik oldu evet. aramızda. Benim o zaman Elazığ Milletvekili Necati Bey, Genel Başkan Necati, tabii, Yardımcısı. Tabii, evet. tabii, o zaman o dönem, belli bir tabii, şey tabii, de var. O beni sevdi, böyle destek veriyordu bana işte. Orada bir sıkıntı olursa Büyükelçiden de tanıştırdı, öyle bir şey yaptı. Evet. Necati Bey çok değer veririm, çok kaliteli, çok düzgün bir insan. Elazığ'da hizmeti oldu, evet. Evet, o yüzden kendisinden bir ricada bulundum. Böyle bir madem böyle bir dayı yeğenliğimiz oluştu, dayı dedim, ben de bir sorunum var. Nedir dedi, dedim ya ben okuyamadım evet. Köyde. Bir utka kaldı içimde. Ama aynı zamanda köyümüzün de şu anda bir okulu olmamasından dolayı yani okunmuyor. Ben geldim ama diğerlerinde de aynı sorunlar var. Bizim okulda da araştırdım. Bizim okulun da deprem olmuştu. Aslında depremden dolayı elverişsiz yazmaları lazım. Kuancılarda olmuş deprem o dönem herhalde. Evet, o dönemlerde. Sonra işte kendisine rica ettim ya böyle bir şeyim var yardımcı olur musunuz ve böyle bir okul yapılmasını orada istiyorum. Eğer mümkünse benden alın parasını hepsini yani devlet olaraktan veya devlet yapsın ben ne gerekiyorsa hazırım diye. Sağ olsun o zaman bana böyle bu onun da yani böyle okumaya veya okula çok şey var duyarlılığı vardır. Tamam dedi hemen ne gerekiyorsa dedi çalışmalara yapın. Gittik işte o zaman köyü tüzel kişiliğine geçirdik arsayı o eski yerde olmuyordu. Şey geldi baktı ya yarıklar var okulda ama o zaman işte şey göstermişler. Sağlam göstermişler. Elverişlidir göstermişler. Evet. Elverişsiz yazmaları lazım. Geldiler baktılar hemen zaten doğru olanını yaptılar. Sonra da işte bir Nihat abi, Nihat Büyükbaş. Büyükbaş evet. Daha önce de söyledim çok değer verdiğim bir insandır. Çok evet. kaliteli bir insan. Nihat abinin desteğiyle birlikte işte okulu yapmaya karar verdik. Ben bürokrasi işlerini koşup koşturduk. Ondan sonra da işte ne gerekiyorsa ben hibe etmek istiyorum.
bir rakam söylediler o zaman. Ben de bu çabayı sarf ettiğimi görünce onlar da sağ olsun valimiz, o dönemki valimiz, belediye başkanımız, evet, şey il müdürü zaten Nihat abidir. Evet. Şey yapmışlar, karar almışlardı. Senin ismini verelim bari böyle bunca evet, dert ettin. Sağ olsun. Beni onurlandırdılar bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Benim de şimdi buraya çok şeyler yaptım. Doğrudur. Bazı ufak tefek şeyler yaptım. Ama okul benim için çok çok önemli. Size öğrencilerle şeyiniz oluyor mu? Diyalogunuz oluyor mu? Gidip sohbet ediyorsunuz. Öğrencilerden daha önce oradaki, de dediğim gibi anlatmıştım. Şimdi öğrencilerden bir gün büromda oturuyorum. Bir koli geldi. Evet. Bu koli böyle biraz da çok düzenli bir koli değil. Böyle şey ilkel şartlarda yapılmış. Doğru. Hatta biraz da tedirgin olmuştum. Sekreter getirdi. O uzakta aç dedim. Nedir dedim o. Ben çünkü bir şey beklemiyorum. Evet. Ondan sonra açtı dedi ya şey içerisinde kağıt mahatlar var dedi. Getirdi. Ben açtım böyle bir inanılmaz bir duygulandım. Çünkü çok özel bir şey o. Doğru. O okulun müdürü çocuklara şey demiş. Ya kendiniz Metin Doğan ne istiyorsanız içinizden geliyorsa yazın demiş. Evet. Gönderelim demiş. Doğru. Ama beni inanılmaz bir şekilde hayatımda ben burada bilindiğin dışında da çok güzel şeyler yaptığım var. Orada da cami yaptırmışım. Orada da bir takım şeyler yaptırdım. Ama beni bu kadar etkileyen bir durum olmadı. Çünkü ben böyle çok ağlayan biri de değilim. Evet. Onu görünce o çocukların yazdığı şeyleri falan o zaman anladım ki çok özel bir şey yapmışım. Ve duygulandım. Ağlama başladı. Evet. Onları da saklamışım hayatımda. Yani benim evde en özel eşyalarım arasında duruyor. Yani insan en büyük veren mutluluk yani öğrencilerin yani duygularını, düşüncelerini yazmamak. Tabii. Sizlere teşekkür ederim. Çok önemli bir şey. İnanılmaz güzel bir şey. Burada şöyle bir şey de söyleyeyim. Bunu belki insanlar duymuşlardır. Ben bunu işte sürekli dile getiriyorum. Aslında bunu getirmem lazım. Çünkü çok önemli bir şey olduğuna inanıyorum. Şimdi ben burada işte ilkokul mezunuydum. Çıktım oraya gittim. Belli bir zaman sonra belli bir seviyede iş adamı olmaya başladım. İşte bir işler yapıyorum. Ama okumadık tabii. İlkokul mezunuyum. Bu arada duyarlılık olsun diye 35 yaşında, 36 yaşında geldim İstanbul'da açık ortaokulu bitirdim. Ortaokula, İki sene falan geldim ortaokulu bitirdim. Daha sonra 3,5 yıl civarında da geldim liseyi bitirdim. Sonra da Romanya'da uluslararası ilişkilere yazıldım. Şimdi uluslararası ilişkileri bitirdim. Bir üniversite diplomam var. Oo maşallah. Şimdi bu hem çocuklarıma hem de okumayan mesela okulu yarıda bırakan veya okumayan hayat insanlara örnek olsun diye bunu dile getirmek istiyorum. Çünkü bu özel bir durum. Benim ondan başka bir şekilde faydalanacağım bir şey değil. Yani bir hazimdir diyeyim o. Tabii bir, böyle bir yönü var. O yüzden söylemek istedim. Yani bu ama önemli çünkü niye o şartlarda okuyamadınız ama daha sonra mücadele ederek. Belki okumaya da ihtiyacınız yok, diplomaya da ihtiyacınız yok. Hiçbir ihtiyacım yok aslında. Belki size hiçbir fayda da sağlamayacak ondan sonra. Ya ben siyaset de düşünmüyorum. Eğer başka bir şey de yok yani benim hayatımda. Çünkü ben belirli bir konuma geldikten sonra bu kararı veriyorum. Belki de önce insanın hani ileriki dönemlerde faydası olur bilmem ne düşünceler olur ama benim öyle bir düşüncem yoktu. Sadece dedim ki ya bu, yani bu olabilecek bir şey. Bu yönümü tamamlayayım. Hem örnek olur hem çocuklarıma örnek olur. Güzel bir şey olur diye yaptım. Başardım. Bundan da onur duyuyorum. Mesela köye çok güzel bir yerde yapmışsınız. Köye geldiğiniz zaman ne hissediyorsunuz Sarıkamış'a? Ya köy neticede... bir arkadaş grubunuz var. Sürekli birlikte oluyorsunuz. Şimdi köyde zaten... şimdi bizim anılarımız var orada köyde. Evet. Şimdi hani o Kürtçü dükkanı var ya nereye gidersen git döneceğin yeri o çekiyor netice itibarında. Köyde çekiyor. Elazığ'da toprak çekiyor. Şimdi orada bizim güzel bir tarafımız bir jenerasyon var. Bir arkadaş grubumuz var. İşte savcı olan var, polis olan var, belediyede çalışan var. Birkaç tane arkadaşımız böyle toplanıyoruz. Her yıl yaklaşık 15 yıldır 20 yıldır bunu uyguluyoruz. Herkes bu dönemde işini ayarlıyor. Geliyoruz orada, hani yerimiz de biraz uygun olsun diye, düzgün olsun diye bir gördüğünüz gibi bir düzgün bir şey yapmaya çalıştık orada. Evet. Hep birlikte işte yiyoruz, içiyoruz. Elazığ'dan o köydeki anılarımızı anlatıyoruz. Telden araba nasıl yapardık, işte şeyden şeker pancarından araba nasıl yapardık falan. Bu her köşesinde tabii bir anımız var. Tabii. O sebeple çok güzel oluyor. Ben dünyayı şöyle bir şey...
Ben bundan 15 yıl önce bir karar aldım. O kurumu içerisindeyken işte üniversiteyi okuyorum. O arada dedim ki ya şimdi öyle çok özel bir şey de kalmadı. Ne yapayım dedim. Şimdi ekonomik olarak da bir yere gelmişiz. Evet. Şimdi gezip görme dünyada çok özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu herkese de tavsiye ediyorum. Çok önemli bir şey. Evet. Okumak tamam. Temel bir şey bu. Çok da özel bir şey. Doğru. Ama şeyde gezip görmek de bir o kadar önemli. Doğru. O sebeple bunun ekonomik olarak da bir yere gelince şey yapmaya karar verdim. Ben dünyayı gezeceğim diye karar verdim. Benim evet. her yıl gitmediğim 4 tane ülkeye gidiyorum. O gittiklerime de yine bazen tekrar ediyorum ama gitmediğim 4 tane ülkeye gidiyorum. Dolayısıyla böyle bir güzel bir yere getirmiş oldu tabii beni. Doğru. Ben şimdi geziyorum tabii, her tarafta tatil yapıyoruz ama doğru. hiçbir şey köydeki şeyi vermiyor yalnız. O, burada yani. İlkel şartlarda olsa bile bu evet. keyfi, bu heyecanı vermiyor. Tabii. Ben bir de böyle bir Elazığlılık da vardır üzerimde benim. Yani dışarıda bu vardır. Burada böyle çok belirtmem ama dışarıda bir gakoşluk durumum vardır. Biz çocuklara o kültürü aldırabiliyor musunuz? Aldırmaya çalışıyorum. Kaç tane çocuğunuz var? Benim yani yurt dışında şöyle söyleyeyim size. Bu konulara en dikkat edenlerden biri, en önde gelenlerden biriyimdir. Evet. 3 tane kızım var benim işte Buket, Berfin, Zeynep. Evet, Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Bu yani kızların orada okumaları, şimdi İngiliz, British de okuyorlar. Evet. Önümüzdeki sene de İngiltere'ye gidecek bir tanesi. Evet. Şimdi şöyle bir şey, tamam yabancı okullarda okuyorlar ama biz de öyle örf, adet, töre, terbiye bunlara da biraz dikkat ediyoruz. İkisini beraberinde götürüyoruz. Yani olabildikçe aydın, dünya görüşü böyle daha bir aydın olsun. Aynı zamanda Avrupa'na da eğitimini alsın. Ama memleketini de hayatta unutmasın. Bu da çok önemli. Hanım da zaten buralı, evet. Elazığlı. Birlikte bir çaba sarf ediyoruz. İyi evet. bir noktada görünüyoruz ama. İnşallah yani. Çünkü hani önemli çocukların da buranın kültürünü alması, örfünü alması, tabii. adetini alması. Çünkü onlara da yaşatmak gerekiyor yani. Ben hayatta yani çalışıyorum tabii ki bir çok önemi var bunun. Çalışıyoruz işte çocuklarımızın da refahını düşünüyorum ama benim bütün hedefim çocuklarıma en iyi eğitimi vermek. Evet. O diğerleri 3. 4. sıraya düşer. Yani ben onun evet. için bir çünkü şöyle bir şey de var. Hani okumadık ya. O evet. da aklımda hep kaldı evet. benim. Onun özel bir durum olduğunu da düşünüyorum. O yüzden çocuklarım şimdi eğer mümkünse en yüksek seviyede eğitimlerini alsınlar istiyorum. Anne baba yaşıyor mu? Yok, babam vefat etti. Annem yaşıyor köyde. Onlar da şimdi size gurur duyuyordur. Ya şimdi öyle oluyor yani. Şimdi evet. güzel şeyler yaptığın zaman tabii ki ailen de bundan onurlanıyor, gururlanıyor. Çevren de, seni sevenlerin de tabii onurlanıyor, gururlanıyor. Ya belki böyle çok fazla şeyler değil ama. Evet. Ama bu dönüşler yani bu duyarlılığı göstermek, bu dönüşleri yapıp işte çevremdeki tabii, insanlara bir şey, bazı şeyleri yansıtmak. Doğru. Bunlar özel durumlar tabii. Ben şimdi inanın bunu hiç duyurmasını bile istemiyorum. Doğru. Fakat şöyle de bir inancım var benim. Ya sen bu tür şeyleri aslında saklamamamız lazım. Doğru. İmkanı olan insanları teşvik etmek lazım. Doğru. Bunları dile getirmek lazım. Doğru. Sık sık. Çünkü onlar da görsünler, örnek olsunlar. Yani şimdi böyle bir şey alınmış, oluşmuş. Ya işte gizli. Ya kardeşim ben şimdi gizli bir insana, bir bireye bir para verdiğinde onu gelip söylersen o çok mantıksız bir şey olur. Aynen, doğru. Ama şimdi bir hayırlı işler yapıyorum ben. Dönmüşüm, gelmişim köyüme, Elazığ'a. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Doğru. Bu bir duyarlılıktır, bu özel bir durumdur. Bunu teşvik etmek lazım diye düşünüyorum. Yani. Tabii aynı. Mesela dinimizde de sadaka gizli verilir ama zekat açık verilir. Evet. Ondan sonra. Çünkü sadaka çünkü bu farz zaten. Tabii. Yani. Aynen. Nafile namazını gizli kılarsın ama evet. farz namazını açık şekilde aynen. kılman gerek. Bu zaten senin görevin yani. Ama evet. bir o yüzden önemli. Bildiğiniz... Yani. Niye? Çünkü yani iş adamlarım yani doğup büyüdükleri yerlere hayırlı işler yapmalarını anlatmak gerekiyor. Göstermek gerekiyor ki diğer iş adamlarına örnek olsun, gençlere örnek olsun. O da önemli yani. Kesinlikle evet. ben buna bu şekilde inanıyorum. O yüzden de zaten böyle hani evet, dile getirmeye çalışıyorum. Tabii. İnanın yani ben gönlüm şunu istiyor. Yaptığım şeyler benden Allah arasında kalsın şeklinde tabii, düşünüyorum. Evet. Ama şimdi
Bu da bir faydalı olacaksa niye saklayayım ki ben bundan? Tabii, yani doğru. Ben bunlardan onurlanmıyorum. Senden mutlu oluyor insan bu şeylerle. Tabii. Şimdi bundan sonra var mı Elazığ ile ilgili düşünceleriniz? Şöyle Zeki Bey şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın ben daha önce de bir kanalda bahsettim. Şimdi ben bir iş adamıyım yurt dışında. Avrupa'da bir iş adamıyım. Ben Elazığ'a hangi yatırımlar yapılması yatırımlar yapılması gerekiyor? Hangi ihtiyaçlar var? Bunları nelerdir? Bilmiyorum. Doğru. Yani bu sebeple normalde işte buradaki önde gelen insanlarımız yani belediye olsun, işte iş adamları olsun, valimiz olsun, diğerleri olsun artık bilmiyorum ben bunu yanlış anlamasınlar. Herkesi de çok gerçekten seviyorum, saygı da duyuyorum. Ama böyle bir eksiğimizin var olduğunu düşünüyorum. Mesela ben tamam bir seviyede iş adamıyım ama benden çok daha büyük iş adamları var Elazığ'da, Elazığlı, Avrupa'da. Bunlar çok ciddi bir potansiyel. Yani bunlara gidip neticede iş adamısınız. Yani tabii. Yatırım yapacaksınız. Yani para kazanırsan size fayda sağlayacaksa, Elazığ'a fayda sağlayacaksa ondan sonra bir eşiniz kesinlikle. Ben şimdi yaşadığım yerde zaten belli bir iş yapıyorum. İşlerimi bir şekilde orada ilerletiyorum. Ama ben Elazığ'da tercih ediyorum Elazığ'ı. Bir numarada Elazığ gelir benim için. Ülkem tabii. gelir benim için neticede. Tabii, tabii. Ama ben bilmem lazım ki hangi işle, hangi sektörlerde ne işler var, neler yapabilirim, neler uygundur. Bir de devletin bana destekleri ne olacak, teşvikleri ne olacak bunları bilmem lazım. Bu yönde gelip bir heyet şeklinde yani buradan o Avrupa'ya gelip izah edilirse bence Elazığ dönüşümü olabilir. Ben şahsen ben kendim de ileriki dönemlerde olabilir yani. Mesela şimdi Avrupa'ya giderken hayaliniz neydi? Şey olarak şimdi ne oldu yani baktığımız zaman şimdi çok ya Avrupa'ya giderken işte ilk hayaliniz yani hani bir mesela bazıları vardır örnek olarak verim ya işte ben bir Avrupa'ya gideyim işte bir köyüme ev yapayım ya da işte şehirden bir ev alayım araba alayım işte bir işim olsun sonra geri dönerim diye inanın şimdi bunu siz böyle bir hayalle mi gittiniz yoksa şey olarak mı gittiniz bakın ben ilk baştaki hayallerimi söyleyeyim size inanın bunu belki bizimkilerin de birçoğu bilmiyordur. Ben buradan giderken tamam askerlik dışarıda yaparız ama çalışıp bir kamyon alabilecek bir para biriktireyim. Evet. Çünkü o zaman amcalarımın da kamyonu vardı. Bir de çevremde arkadaşlarımızın da kamyonu vardı. Böyle kamyonla güzel bir geçim yapılabiliyordu. Geçim evet. Yani kamyonun olduğu zaman bir de şimdi ben arabada bizim de köy otobüsü bizimde gidip geliyoruz. Evet. Sürebiliyordum. Evet. Bilmiyorum işte o zamanki hayallerimiz ufkumuz çok dardı. Göremiyorduk hiçbir şeyi. Evet. Ondan dolayı ilk başta düşüncelerim gideyim bir kamyon alabilecek bir para yapayım. Para yapayım. Hatta böyle arkadaşlardan falan konuşurduk ya toptancı dönemimde. Derdim ki ya şu 50 bin markı bulayım, yapayım. 5 dakika şurada durmayacağım diyordum yani. Evet. Gideceğim şeye 50 bin mark yapayım. Evet. Ama şöyle bir şey oluyor. Gidiyorsun o rakamı buluyorsun. O anlamını yitiriyor. Anlamını. Sonra gidiyorsun başka bir rakamı hedefliyorsun. O da anlamını yitiriyor. Diğeri de anlamını yitiriyor. Hı. Aslında yani dünya malı bir noktada boş yani çok da tabii. şey etmemek lazım. Çünkü bunu öğrendim yani hakikaten de çalışmak lazım, başarılı olmak lazım, insanlara faydalı olmak lazım ama çok da büyük anlamı yok yani öyle. Tabii. Çünkü nereye gelirsen gel o belli bir süre sonra anlamını yitiriyor. Yat da alsan, kat da alsan, ne alırsan al. Belki başta bir heyecan olur ama sonra o heyecan da gidiyor. Tabii yani. Hedef koyuyorsun, hayalim var işte şunu alacağım, bunu yapacağım diyorsun. Ulaştığın zaman çok kısa süre içerisinde anlamını yitirir. Başka bir şey koyman lazım. Ya bir iş adamıyla röportaj yapmıştım program. Ramazan Saka böyle Saka Holding. Onda organizasyonda bayağı bir yatırımlar var. Mesela demiştik o da çok hoşuma gitmişti. Altın alacağınıza dua alın diye ki yani önemli olan insanların insanların hayır duasını alabilmek, insanlara faydalı olabilmek. Çok güzel bir mesaj vermiş aslında bu çok özel bir şey. Doğru. Çünkü biz nedense bu son dönemlerde çok ilginç bir şey var. Hatta bu Türkiye'de biraz fazla var. Evet. Hatta Elazığ'da biraz daha fazla var. Şimdi böyle paraya çok ciddi bir şekilde önem veriliyor. Evet. Bu benim yüzüme çarpıyor. Yani Avrupa'dan gelen birinin yüzüne çarpıyor. Yani görüyorsun bunu böyle insanların beyninde
Bir numarada para. Evet. Yani adam kendi sosyal yaşantısını da düşünmüyor veya işte kendinin bir takım değerlerinden taviz de verebiliyor bunun için. Ya ilginç bir şey olmuş yani. Tamam ya, para kazanmak önemli de ya bu kadar olmamalı yani şimdi. Doğru. Çok inanılmaz bir önem veriyorlar diye düşünüyorum. Evet. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra biraz da Romanya'yı, Romanya ile Türkiye ile ilişkilerini. İşte Romanya'ya baktığım zaman işte siz 89 yılında gitmiştiniz. Daha sonra Yok, 92 yılında gittiniz. Daha sonra Romanya yanlış hatırlamıyorsam 96 yılında Avrupa Birliği'ne girdi. Romanya'da neler değişti? Romanya ile Türkiye'ye kıyas yaptığımız zaman neler söylersiniz? İşte Romanya'daki hem Türk iş adamların baş hikayesi var. Yine Elazığ'da çok iş adamları var. Bundan sonraki süreç Romanya-Türkiye arasındaki ilişkiler nasıl gelişir? Biraz da onları konuşmak istiyoruz, müsaade ederseniz. Tabii. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler, Gündem programı devam ediyor. Gündem programı bu akşam konu iş adamı Sayın Metin Doğan Bey'di. Kendisi ilk bölümde biraz daha hayat hikayesini konuştuk. Başarı hikayesini konuştuk. Biraz da Romanya'yı konuşmak istiyoruz. İşte 92 yılında Romanya'ya gittiniz. Evet. O zamanki Romanya'yla şimdiki Romanya'ya baktığınız zaman neler söylersiniz? Hani bizim işte gezdik, gördük. Yani hızlı bir gelişme olduğunu gördük ama evet. 92 yılında nasıl bir Romanya vardı? Şimdi 92 yılında komünist düzeninde, yani Çavuşesku döneminde çok altyapı olaraktan birçok ülkenin çok önünde bir ülke. Altyapı olarak? Tabii. O dönemlerde. Evet. Fakat diğer şeylerde çok geride. Doğru. O yüzden de zaten devrim oluyor. Yani insanlar artık hiçbir şey göremiyor. Doğru dürüst bir şey yok. Böyle işte birkaç çeşit bisküvi çeşitleri, bir yani her sektörde çok ciddi bir kısıtlama var. Ondan sonra işte bir et aldığı zaman, tavuk aldığı zaman, bir şey aldığı zaman sürekli sıralarda bekliyorlar. Kısıtlı geliyor. Ne verdiyse onu yiyorlar, onu alıyorlar. Ama ev veriyor mesela her vatandaşın evlilik yaşına geldiği zaman, evlenmek istediği zaman hemen bir ev veriyor kendisine. Bir de şehirlerde çok ciddi bir şekilde bir altyapı var. Mesela metrolar vardı. Biz gittiğimizde İstanbul'da metro diye bir şey yoktu. Veya vardıysa çok küçük bir şey vardı. Onları bizim 10 katımız daha fazla metro vardı. Bir de profesyonel çok güzeldi. Evet. Hatta şaşmıştık böyle gittiğimizde falan. Bu daha sonra işte Romanya diş yatırımları falan gelmeye başlayınca Avrupa'dan veya her taraftan gelmeye başlayınca, daha doğrusu yasalar biraz oturunca o tedirginlik ortadan kalktı. İşte Romanya'ya yatırım yavaş yavaş başladı. 2007'de şeye girince, Avrupa Birliği'ne de girince profesyonel firmalar gelmeye başladı. Dolayısıyla çok ciddi bir değişiklik oldu tabii şimdi Romanya'da. Yani biraz her tarafını gezmeseniz de bir bölümünü gördünüz, böyle bir genel şeyini gördünüz. Romanya'da böyle dağlık proje şeyleri vardı, turizm alanları falan vardı. Çok güzel doğası vardı. Tarımı da ben çok şey gördüm. Tabii böyle. Karpat Dağları. Yani. Tarımda da o dönemde zaten Avrupa'nın tahıl ambarı gibi, evet. Çavuşesku'nun döneminde tahıl ambarı gibi çok profesyonel tarım yapıyor. Çünkü bütün araziler sulama kanalları var. Yani düşün işte bir Köstence'ye gidiyorsunuz Bükreş'ten, 220 kilometre bir tepe göremezsiniz. Dümdüz. Ondan sonra Curcia'ya doğru gidersiniz yine öylesine, evet. Braşova'ya doğru gidersiniz yine öylesine. Evet. Tarımda çok iyi bir arsası olan bir ülke. Evet. Ama istenen hızda, bu son dönemlerde diyorum, istenen hızda büyümedi. Evet. Bunun da ciddi bir değişiklik oldu tabii. Muhteşem bir değişiklik oldu. Evet. Geldi Türkiye'yi yakaladı. Hatta Türkiye bir tık da önüne geçti. Evet. Bu son dönemlerde bu koalisyonlardan dolayı, yani biz Cumhurbaşkanlığı evet. sisteminde şimdi biraz siyasete giriyor ama evet. bazılarımız işte desteklemiyor. Evet. Ama aslında çok güzel bir sistem. Şöyle bize, yani bu Doğu bölgesine, yani Balkanlara, Türkiye'ye veya Doğu'ya doğru başkanlık sisteminin çok iyi bir sistem olduğunu düşünüyorum. Çünkü Romanya'da şimdi Avrupa'ya girmiş ama netice itibarında parlamenter sistemi.
Dolayısıyla çok partili koalisyonlardan geliyor başa. Yaklaşık bu son dönemlerde bu yani aşırıya kaçtı. Son 10 yılda herhalde 7 sene mi 8 sene mi başbakan değişti. Ya bu kadar da olmaz. Çünkü geliyorlar bir araya 6 ayda, 8 ayda, 1 senede bir başbakan değişiyor. Dolayısıyla ülke çok düzgün bir şekilde yönetilmiyor. Kimse sorumluluk da almıyor. Yani. Şimdi böyle bir sıkıntı var Romanya'da. Evet. Aslında bizim böyle 90'larda falan yaşadığımız, Türkiye'nin 90'larda falan yaşadıklarını bir parça yaşıyorlar onlar. Ama Avrupa'nın ülkesi olduğu için şimdi çok ciddi destekler gelmeye başladı altyapıya. Çok ciddi destekler gelmeye başladı. Enerjiye çok ciddi destekler gelmeye başladı. Eğitime evet. gelmeye başladı. O yüzden bundan sonra bir şey var. Yani geleceğe var. Çünkü rakamlar çok büyük. Yani 80 milyar euro civarında bir toplamda bir destek gelecek destek 2027'ye gelecek. Kadar. Evet. Evet. O yüzden gelişiyor. Türkiye'yi de bir tık geride bırakır yakında. İnşallah. Yani Türkiye'de hızlı gelişiyor ama yani baktığımız zaman oraya da biraz orayı da mesela şimdi baktığımız zaman işte 92 yılına gittiniz. 92 ile bugünü kıyas yaptığımız zaman işte hem Romanya'yı gördünüz hem Türkiye'yi gördünüz. Ne dersiniz? Yani dışarıdan baktığınız zaman Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim işte Romanya hakkında evet. gelişimini anlatmaya çalıştım evet. ama evet. fakat ben buradan gittiğimde yani 92'de şimdiye kadar Türkiye Romanya'nın 5 kat daha hızlı bir değişim yaptı. Doğru. Öyle görüyorum ben. Yani ben mesela şimdi Türkiye'deki yolları, köprüleri, tabii. otobanları yani Romanya'da göremedim yani. Göremezsiniz. O yüzden havaalanı Balkan mesela, ülkelerinde de işte göremezsiniz. Havaalanına gittik mesela. Havaalanında yani Türkiye'ye kıyas tabii. yaptığımız zaman havaalanları falan yani gördüm. Alışveriş merkezlerinde de mesela hani gezdik gördük. Yani Türkiye'de bazı yerlerde şey bayağı iyi gibi şeyler Romanya'da. Şimdi Türkiye son 20 senede şimdi hani böyle biraz da siyasi görüşe dayatılıyor ya. Evet. Aslında ben biraz şeyin ortasından konuşmayı seven biriyim. Yani ben evet. Tamam Cumhurbaşkanımızı destekleyen bir evet, isim. Doğru. Fakat hatalarını da söyleyen biriyim. Doğru. Şimdi değişime baktığınız zaman Avrupa'da zaman zaman şey yazarlar yazdırır bir dönemde. Evet. Böyle saman altından devrim yaptı diye Doğru. Türkiye'de evet. yani sessiz devrim yaptı diye bu tanımlardan gazeteler çok uzun zaman yaptı Doğru. yazdı bu son dönemlerde. Doğru. Çünkü hakikaten Türkiye'de şimdi siyasi görüşler farklı olduğu için insanlar evet. işte başka bu yapılanları görmek istemiyor. Doğru. İyi şeyler de söylemek lazım. Çok eksikleri iyi de şeyler yani, evet. Biz şöyle söyleyeyim. Biz Avrupa'dan bizi inanılmaz bir şekilde bu değişim onurlandırıyor ve gururlandırıyor bütün Türkleri. Evet. Ama işte görüşler değişik olduğu için desteklemeyenler de var tabii. Ama inanın buna bizim şu son dönemlerde yani şu Türkiye'nin Hiç gelişmesi yani dünyada örneği olmayan bir şey. Ben örnek vereyim mesela ben 2000'lerde falan Türkiye'nin gidişatına falan bakıyordum böyle. İşte devalüasyonlar oluyor. En sonunda işte bankalar battı. 23 tane banka battı. Kriz oldu. Kitap fırlatıldı falan. Enkaz haline döndü Türkiye. Yani Doğru. çok ciddi bir sıkıntı. Ekonomi sıkıntı artı hiçbir gelişim yok. Yollar olsun işte hastaneler olsun. Yani bütün bakanlıkları sayabilirim. Hepsi aynı şekilde. Bir de çok önemli olan ben Türkiye milliyetçisi olduğum için şeyi çok beni onurlandırıyor. Askeri yatırım. Tabii mesela doğru. şu anda İHA'lar, SİHA'lar, savunma. Avrupa'nın her tarafında evet. çok çeşitli yerlerde arkadaşlarım var benim zaten. Şimdi yani Romanya'dan bahsedersek böyle önde gelmiş siyasetçilerinin dikkatini çeken Türkiye'deki askeri yatırımlar. Doğru. Çünkü geleceği belirleyen projeleri bunlar. Bugün bu şekilde Türkiye ama yarın çok ciddi bir şekilde söz sahibi olacak bir ülke. O 2030'larda falan o aşamaya gelecek. Şimdi Türkiye'li milliyetçisi olduğumuz için biz, ben milliyetçi veya şu değilim yani herkese evet, eşit evet. şekilde bakıyorum ama ülke milliyetçiliği var yani. Dışarıda olduğun zaman biraz öyle oluyorsun. Şimdi Türkiye'nin o noktalardan buraya gelmesi okus bokus gibi bir şey. Evet. Düşünün işte o dönemde terör çok acı bir şekilde şeyi sarmıştı. FETÖ bir şekilde sarmış. Bunlar var. Ondan sonra yatırım yok. Yol yok. Hastaneler gördüğünüz gibi işte hangi aşamalardaydı? İlaç kuyrukları ne şekildeydi? Yani bugün baktığınız zaman bizim adliye saraylarımız bir beş yıldızlı otel gibi. Dünyada
Ben dünyanın yarısından çoğunu gezmiş bir adamım. Herkes yani bunun neticede televizyonda konuşuyoruz. Evet. Dünyada bir numara diyebiliriz Türkiye. Sağlık yönünden bir hizmet alma noktasında başka ülkelerde daha da iyisi olabilir. Ama ilaçlar bedava ve ücretsiz yani yok böyle bir şey. Yani inanın Türkiye dünyanın bir numarası bu sağlık noktasında. Ama insanlar sürekli böyle yol diyor veya benzeri şeyler diyor. Başka görüşte olduğu için görmek istemiyor. Ya, Türkiye'de özür dilerim. Türkiye'de çok ciddi bir değişim olmuştur. Bunu da yani reisin çalışmaları ama ben burada şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben reisi çok seven, çok destekleyen de biriyim. Evet. Bundan sonra da desteklemeyi düşünüyorum. Çünkü dışarıdan baktığım zaman ülkeme en faydalı olacak kişiyi görüyorum. Fakat bizim de Elazığ'dan baktığın zaman, bir Elazığlı olarak baktığın zaman ya burada sürekli AK Parti veya kendisini %70'lerde destekliyoruz. Fakat bize bir bakanlık bile verilmemiş. Evet. Ve işte Cumhurbaşkanı yardımcıları yani böyle hizmetler verilmemiş. Bu konuda bizim sanki reisten alacağımız var. Bir bakan inşallah bekliyor. Çünkü hani bir bakan i̇nşallah. Çıkması şehrin kaderini daha fazla değiştiriyor. Şimdi sağlık dediniz de mesela şeyde Koç Üniversitesi'nden bir hocayı almıştım. Profesör. Evet. Kendisi hani AK Parti karşıtı olan birisi. Evet. O bile şunu söyledi. Dedi ki ya de ben İngiltere'de de görev yaptım dedi. Türkiye'deki sağlık sistemi İngiltere'de bile yok dedi ondan sonra. Yani sağlık sistemi şöyle bir İnşallah şey. İnşallah bozulmaz yani. Özel, şekilde örne- devam eder. Evet. Örneğin şimdi İngiltere, Amerika'da da çok gittim ben. Doğru. Amerika'da da İngiltere'de çok güzel hastaneler var. Evet. Tamam da yani bedava gidemiyorsun. Tabii pahalı mesela yani. İlaçları bedava alamıyorsun. Doğru. Burada şimdi hem hastanelerimiz çok güzel bir şekilde. Evet. Artı şehir hastaneleri bir 5 yıldızlı otel seviyesinde. Doğru. Artı bedava gidiyorsun. Doğru. Yani böyle bir ülke görmedim ben. Yok yani. Yani sağlığı iyi. Evet, yani, onun için yani tebrik ediyorum bu noktada. Çünkü insan sağlıktan oluyor. Yani dışarıdan gördüğünüz zaman Türkiye'de eksik ne görüyorsunuz? Yani olması gerektiğini hayal ettiğiniz neler var? Ya Türkiye'de yani evet de dışarıdan Türkiye nasıl görüyor? Aslında yani çok bu şey güzel şeyleri söylediniz. Eksikleri söylüyorum. Yani Türk halkının eksikliği bence böyle sosyal yaşantısı mesela yok kadar az olmuş Türkiye'de. O da ekonomiye mi bağlı? Biraz ekonomiye bağlı, evet, doğru. Evet. Ekonomiye bağlı. Yani şu bir anda de mesela şey var yani millet olarak tabii de hep gelecek endişesi olduğu için hep yani biriktirme işte gelecek ne olur biraz yani Avrupa'da mesela diyelim ki kazandığını harcıyor. Biz de çocuklarımızı düşünüyoruz, işte geleceği düşünüyoruz. Ben de tam onu söylemek istedim. Yani bu benim yüzüme çarpıyor. Şimdi orada benim yanımda çalışanlar cumartesi günü, pazar günü çalışmaz. Ya işte çalışmanız lazım. Hani artı bir şey de ödüyorsun yine çalışmaz. Evet. Yani maddi durumuna baktığında normal burada işte bir maaş giren bir ev gibi. Doğru. Ama istisnasız yani böyle %90 oranda sosyalını düşünür. Ne bir altın ne bir döviz almayı düşünür. Çocuğuna bir eğitim verir. Ondan sonra da işte kendi bir hayatımdır der. Bu kazandığımla işte bir sosyal yaşantı belirler. Onu uygular. Yani insanların biraz da yüzü gülüyor. En şeyde bir numaralı hedefi kendi sosyalını da yaşamaktır. Fakat bizim ülkemizde bir numaralı hedef nedense para kazanmak, biriktirmektir. Doğru. O yüzden bu böyle çok yüzüme çarpıyor. Bir, ikincisi ülkemizde yani kurallar böyle devletin kuralları pek uygulanmıyor. O da dikkatimizi çeken şeylerden biri. Yani örneğin bir trafikte çok bana abes geliyor mesela ben Gaziantep'ten gittiğim zaman. Hem arabalar hem de insanlar birbirlerinin içerisine girmiş gidiyor. Yani kaldırım var, efendime söyleyeyim, yaya geçidi var, ışık var. Kural diye bir şey yok böyle oradan çıkıyor, buradan çıkıyor filan. Bu tabii, bize bir değişiklik geliyor. Bilmiyorum bana yüzüme çarpıyor böyle. Evet. Yani sadece trafik değil diğerlerinde de mesela yasalar çıkıyor ama yani biz millet olarak hani yasalardaki boşluğu iyi yakalıyoruz, iyi tespit ediyoruz. Evet. Şimdi aslında orayı kullanıyoruz. Şimdi ben bunları aslında çok böyle itici olmamak için söylemek istemiyorum ama fakat benim gördüğüm bir de çok böyle beni düşündüren bir de bir normallaşmış halkın içerisinde bu biraz da büyüklerimize iş düşüyor. Yani devletin boşluğunu bulmak sanki böyle çok normal bir şey olmuş. Yani marifetmiş gibi. Bir marifetmiş gibi. Evet, doğru. Yani böyle bir yüz kızartıcı bir şey aslında. Bizde yani bizde derken Avrupa'da gelişmiş ülkelerde bu çok daha önemli. Evet. İnanın buna bizim bu konularda
Bizim dinimizi yaşıyorlar onlar. Evet. Hayat da devletin malını çok inanılmaz böyle şey yetim hakkı gibi görür. Hata yani, yapmamayı yani düşünür. Yani bir Müslüman'da olması gereken özellikler onlarda var. Aynen. Yani, değil mi? Aynen. Aynen. Evet. Ama bizde çok yanlış bir şey. Örnek veriyorum. Herkes kendi kendinin ailesini düşünsün. Yani ben gidip devletin böyle bir boşluğunu buldum, gittim işte atıyorum inek aldım, evet, ödemeyeceğim bunu veya evet, işte bilmem tabii. Ne tarım arazisi için aldım, teşvik evet, aldım, bilmem ne aldım, ödemeyeceğim dediği zaman yani annesinin babasının tepkisini ben aşağı yukarı yok kadar yok. Yani sanki böyle bir doğal hakmış gibi, evet, çok normalmiş gibi geliyor. Halbise doğru, yetim hakkıdır yani, bu yenilir mi? Doğru. Bunu söyleyememesi lazım, yüzü doğru, kızarması lazım. Böyle insanların yani çok onurdan söylememesi lazım. Ama çok böyle rahat bir şekilde şey anlatılıyor, izah ediliyor. Yani çok bana abes gelen bir şey bu. Tabii doğru. Mesela insan hakları konusunda nasıl gözüküyor? İnsan hakları konusunda... Mesela bazen Avrupa eleştiriyor diyor ama mesela Avrupa'ya da baktığımız zaman, Amerika'ya baktığımız zaman oradaki şeyler de ağır, kanunlar da ağır. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Zeki Bey. Ya şimdi Türkiye bazı, evet. Avrupa kendi vatandaşını, kendi içinde insan hakları inanılmaz güzel. Evet. Söz konusu dışarı başka bir ülke olduğu zaman Avrupa'dan evet, daha vampir, evet, daha tehlikeli bir şey halk yoktur. Doğru. İnanın burası sadece kendi kararları yani kendi menfaatleri evet, veya evet, kendi halkı için çok güzel bir şeyler yapmışlar. Bir herkesi eşit şekilde faydalanıyor. Evet. Kuralcılık, işte sosyal haklar, onlar bunlar her şey muhteşem bir şey. Fakat evet, söz konusu bir başkası olduğu zaman Avrupa bir tehlikeli bir şey yani hiçbir zaman için düşünmez. Şimdi evet, bu diğer ülkelere yardımcı oluyor ya bir şekilde. Evet. Kendilerine ileriki dönemlerde tehlike gelmesin diye oluyor. Yani evet, yine netice itibarında mantıktan kendi menfaatleri içindir. Başka bir şey için değildir. Evet. Bu yönden vicdansız yönleri vardır. Ama Türkiye, Türk halkı bu şeyde mesela kendi içinde işte bir şey var. Yöresel, töresel, dinsel karışmış bir şekilde yaşanıyor. Evet. Hukuk hepsi bir şekilde yaşanıyor. Ama bir vicdan da taşıyor. Taşıyor. Evet. Mesela şimdi iş adamları önemli. Yani çünkü hani iş adamları ilk ülkeler arasındaki diyaloğu kuran insanlar yani. Çok faydasız oluyor. Çünkü siz de orada önemli şeylerde bulunuyorsunuz. Evet. Görevlerde bulunuyorsunuz. Bir sene örnek vermek gerekirse mesela Rusya ile Türkiye uçak düşürme alanında çok büyük bir kriz yaşadı. Mesela Cavit Çağlar iş adamı olarak ilk arasındaki ilişkileri düzeltti yani. O yüzden Romanya'da baktığım zaman hani gördük çok başarılı iş adamları var. Romanya'da söz sahibi olan iş adamları var sizler gibi. Mesela işte bir Gaziantep'li Halit Bey vardı ki sizin arkadaşınız. Halit Özgür benim çok samimi arkadaşınız. Samimi arkadaşınız. Onun da ayrı bir başarı kesi var. Siz nasıl görüyorsunuz Romanya Türkiye arasındaki ilişkiler nasıl size göre? Şimdi biz ticari olarak. Şöyle bir şey Romanya Türkiye ne yani bir Avrupalı veya Balkan ülkeleri olsa bile yakın olduğundan dolayı bir takım şeyleri çok bize yakındır. Yani yemeleri, ağlamaları, gülmeleri, düşünmeleri bir İskandinav vatandaşları gibi değildir. Bize evet, yakın. Aynı şekilde acı da yer işte atıyorum evet, tatlısı da veya işte gülmesi birçok şeyi farklı şey aynı şekilde yaşıyoruz. Örneğin bizim şeyi ülkemizi tercih ediyorlar. Şey tatille. Karadeniz çünkü, ve hatta şey Akdeniz genelde. Akdeniz, çünkü evet, en önemli sebeplerinden biri bize yakınlık var. Yani insanını mesela Avrupa'ya gidiyor, İskandinav ülkelerinde oradaki garsonun davranışı veya işte oradaki alacağı reaksiyon falan başka. Böyle bir şey var. Şimdi dolayısıyla bizim bir yakınlığımız olduğu için birbirimize karşı böyle bir sevgi var zaten. Bir de hiç ırkçı değiller yani Roman vatandaşları. Şey var mesela ya işte Türkler gelmiş burada işte çok başarılı olmuş işte Romanya'nın kaymayı böyle bir kıskançlık yani var mı? Böyle bir rahatsızlık oluyor mu? Yani çok az bir kesimde oluyor ama yok kadar yok bu. Evet. Yani biz orada hiçbir zaman için ben şimdi aynı zamanda Roman vatandaşıyım. Evet. Orayı da bir ülkemi görüyorum. Şimdi hakikaten Roman halkı Türklere karşı hiçbir zaman için ne bir sorun, ne bir sıkıntı, ne de bir kıskanç evet, gibi bir olaylar başımıza gelmedi. Evet. Bizi yani Türkleri kucaklayan, seven, aynı şeyden gören
aynı seviyede veya aynı bölgenin insanları görüyorlar. Dolayısıyla böyle bir ilişkimiz var. Ondan sonra da şimdi siyasetçiler de ilişkilerini çok rahat bir şekilde bir arkadaşlık seviyesinde oluyor. Şimdi biz de orada belli bir seviyede iş adamı olduğumuz için bir TİAD var şimdi orada. O birliğin içerisindeyiz. TİAD, Türk İş Adamları. Evet, başkanlığı. Şimdi burada... Çok iş adamı var mı Türkiye'den? Yani 130 tane, 140 tane üyemiz var bizim. Ha, evet. Bu 140 tane üye, yani Garanti Bankası için içerisinde o üyemiz, işte evet, Euro Kredit'in Sünübey'in şirketleri olsun, işte Koç'un Artık olsun, Ülker olsun, yani büyük tabii, şirketlerimizin doğru. birliği burası yani hep beraber orada. Ben de başkan yardımcısıyım. Bu yani Romanya'dan Türkiye arasındaki ticaretin 7 milyarın büyük kısmını yani 6 milyarını diyebiliriz. Belki daha üzerinde bu firmalar zaten sağlıyor. Dolayısıyla bizim de devletle görüşmelerimiz çok rahat oluyor. Yani oradaki bütün bakanlarla evet. randevu istiyoruz. Bizimle görüşüyor. Türkiye'den de aynı şekilde evet. görüşmelerimiz oluyor. Evet. Şimdi az önce sorduğunuz şey biz normalde bir köprü şeyini de görüyoruz. Mesela, şu anda öyle. Bireysel evet. değil ama evet. fakat TİAD üzerinden bir köprü görevini de görüyoruz. Yani. Mesela devletle ilişkiler nasıl? Türkiye-Romanya ilişkileri? Çok devlet iyi. Olarak. Çok iyi. Ya en ufak bir olumsuzluk bizim yatırımlarımıza da yansıdığı için çok rahat bir şekilde bize kızamıyorlar yani evet. devlete. Çünkü zamanında gitmişiz işte çok büyük bir yatırımımız var netice itibarında. Evet, büyük evet. sayıda çalışanlarımız var Türk şirketlerimizin. Ciddi sektörlerde yatırımlarımız var. Dolayısıyla şimdi bu birlik yani bize karşı veya olumsuz bir şey olduğu zaman bütün iş sahasına da yansıyor bunlar. Bir sıkıntı olmuyor. Yani görüşmeleri çok güzel geçiyor. Çok iyi ilişkileri var. Hiçbir zaman için sıkıntılı bir dönem yaşamadık. Şimdi de yani ikili anlaşmalarda ticareti büyütme projeleri falan da var. Yani çok memnunuz diyeyim yani. Şey mi? Elazığlı iş adamı çok mu Romanya'da? Elazığlı iş adamı var da böyle çok sayıda yok. Mesela evet. ama güzel iş yapan arkadaşlarımız var işte. Evet. Muhittin Bey'i tanımıştınız. Evet. Ramazan Bey Ramazan var. Bey. Ondan Muhittin sonra Bey de Ramazan Bey de bayağı şey oldu. Şimdi onlarda. Mehmet Aydın var Ceferli. Evet. Ondan da benim bazı işlerim de var. Elazığlı. O da Elazığlı. O da evet. iyi bir seviyede iş yapıyor. Evet. Yılmaz Oğuz vardı. Bir şimdi şöyle bir şey. Bir 8-10 kişiyi düşünün. Biraz öne çıkmış. Doğru. Ama onun arkasında bir 100-200 kişi daha düşünün. Mesela bir araya gelebiliyor musunuz orada? Yani hani bir zaman zaman geliyoruz. Ben şimdi evet. Aktiviteler oluyor orada. İşte büyük elçiliklerin, askeri ateşenin, işte ticari evet, ateşenin, TİAD'ın bizim işte etkinliklerimiz oluyor. Senede birkaç defa bir araya geliyoruz. Tabii belli bir seviyede iş yapanlardan bir araya geliyoruz. Bu saydığım isimlerden de zaten iyi arkadaşlarımdır. Doğru. Evet. Şimdi mesela diyelim ki Türkiye olarak biz Romanya'yla şu anda herhalde ihracat rakamları artırmaya çalışıyoruz. Yani hani zaman zaman Romanya Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanımız oraya gitti. Evet. Bu da aslında sevindirici. En çok mesela şu anda Romanya'ya ihtiyaç olan var. Mesela iş adamları şu anda gitse Romanya'da iş yapabilir mi? Potansiyeli görüyor musunuz? İşte hani sizin zamanında gitmeniz size çok büyük bir avantaj sağlamış. Şu anda böyle bir avantaj var mı Romanya'da? Ya profesyonel çalışan firmalarımız her zaman Avrupa'da da iş yapabilir. Evet. Fakat bizim buralarda maalesef bu çok kısıtlı gibi görüyorum. Belki yanlış analiz ettim evet. böyle kısa dönem içerisinde. Ama çok böyle yani oranlama olaraktan baktığınız zaman çok profesyonel olaraktan yani Avrupa'yı da bir pazar gibi görmeden ticaret yapıyor gibi görünüyor bana burada. Evet. Hedef alırlarsa yani organize olurlarsa Balkan ülkelerine bence mantıklı bir şey yapmış olur. Yani fırsat hala kaçmadı. Fırsat hala da var. Fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Zeki Bey bir de evet. şöyle bir şey var. Şimdi biz o ilk dönemlerde filan büyük sıkıntılar çekerekten bir yerlere geldik. Tabii. Şimdi orada bizler varız. Tabii. Yani bu şirketler geldiği zaman bir informasyon alabiliyor. Mesela tabii. yani mutlaka tanıdıkları var, çevresi var. İşte Türk iş adamları tabii. var. Geliyor oradan Hı. bilgi alıyor. Danışmanlık yapan şirketlerimiz var. Çok daha rahat bir şekilde girebiliyor. Risksiz girebiliyor. Evet. Dolayısıyla bu son zamanlarda hele hele inşaat ve altyapıda
çok büyük firmalar geldi Romanya'ya yatırımlarını yapmaya başladı. Mesela siz altyapıyı iyi dediniz ama Romanya'da belki metrosunu falan ne tabii kullanmadık. Özür dilerim, o dönemde, evet, o dönemde bir numaraydı. Ama altyapıya çok ihtiyaç olduğunu gördüm ben. Tabii. Özellikle otobanlarda, yollarda. Tabii. Yani Türkiye ile kıyas edilemeyecek seviyede şey yani. Kesinlikle şu iyi. Anda Türkiye 3 evet. katta, 5 katta önde Romanya'nın. Ama o ilk gittiğimiz dönemlerde altyapıda şimdi bizim koskoca bir İstanbul, Ankara, bir tane metro yok. Tabii, gidiyorsun orada metro her var. Semte metrodan gidiyorsun. Tabii. Çok önemli bir şeydi o. Tabii, yolları Çavuş'un döneminde, Çavuş'un Esku'nun döneminde yani bu ülkeye, yani Romanya'ya ne ihtiyaç varsa onlar hepsi dört dörtlük bir şekilde yapılırdı. Ama o gittikten sonra 33 sene geçmiş. Tabii. 33 sene geçmiş. Yani şöyle söyleyeyim, çok kısıtlı. Hatta Binali Bey gelmişti, bir şeyi anlatayım isterseniz. Tabii tabii, buyurun. O zaman Ulaştırma Bakanı'dı. Biz de Türk İş Adamları olaraktan bir araya toplamıştık. O Ulaştırma Bakanları ile gitti, bir görüşme yaptı. Görüşme yaptıktan sonra geldi bize işte TİAD toplantısına katılıyor. Büyükelçimiz geliyor, hep beraber işte dertlerimizi anlatıyoruz işte. Öyle bir şey ilişkimiz var orada. Biz o fırsatı bulabiliyoruz. Yani buradan gelen bakanlarımız, başbakanımız, cumhurbaşkanımız geldiği zaman bizi kabul ediyor, oturuyoruz, derdimizi anlatabiliyoruz. İşte o bakana şey söylemiş, o bakan demiş ki ya, konuşmada demiş ki ya işte Binali Yıldırım konuşmada demiş ki ya işte biz 24.500 kilometre yol yaptık demiş. Evet. Dublo ve otoyol olaraktan. Evet. O tekrar bir hata mı oldu diye sormuş. Ya onların o 12 sene miydi, 14 sene miydi o zamanlar işte. Evet. İşte tekrar sormuş o. Yok demiş, doğru demiş. Ya, bir hata yapmadım. Evet. Sonra kendisi bakan kalkıyor işte. Bakan 230 kilometre yaptık demişti son 6 yılda. 6 yılda. Bir de bu sefer de bizimkisi şaşırıyor. Emin misiniz diyor, son 6 yılı konuşuyoruz. Evet. Evet diyor. İşte bu farkı geldi orada anlattı. Bu tabii o zaman kendilerinin yaptığı hizmetler olduğu için bir de onurlanıyordular tabii. Biz de onurlanıyoruz, gururlanıyorduk tabii. Ama böyle de bir şey olmuştu. Düşünün işte. Bu hızla gitti Türkiye. Onlar 230 kilometre yaparken bizimkiler 8-9 binlerden 24 bine ulaştırmışlardı ki okus pokus gibi bir şeydi. Ama mesela şimdi baktığımız zaman Romanya'da da ekonomik kriz var mı? Sıkıntı var mı? Var. Evet. Şimdi bu kriz yani Avrupa'nın her tarafında çok ciddi bir şekilde ciddi bir kriz var. Sadece Romanya'da da Türkiye özgü bir şey değil bu. Esas krizin amacı tabii ki savaş ve pandemi oldu. Doğru. Ama bazı ülkeleri biraz daha sert vurdu. Doğru. Tabii bizi şu anda inanılmaz bir şekilde bir sıkıntı çekiyoruz ülke olarak. Bizi de yani Türkiye diyorsun değil mi? Tabii. Evet, doğru. Mesela şimdi şöyle var. Mesela Avrupa'dan insanlar geliyor ya işte hani diyor ki işte Türkiye'nin kıymetini bilin, Türkiye'nin kıymetini bilin. Evet. Yani belirli bir kesim işte mutlu oluyor. Diyor ki bak işte Türkiye ne durumda diye. Ama belirli bir kısım da rahatsız oluyor. Diyor ki ya işte hani siz de işte orada euro ile geliyorsunuz. Burada bozduruyorsunuz euroyu, doları. İşte siz diyor alış gücünüz, alım gücünüz artıyor mu? Biz böyle değiliz diye eleştiriyorlar. Tamam da, öyle bir sistem de var yani. Şimdi şöyle bir şey Zeki Bey. Şimdi tamam da bu ben 10 gün geliyorum buraya yani. Doğru. 365 günün 55 günün nerede yaşıyorum? Tabii. Yani ben geliyorum tamam işte 1000 euro bozduğum zaman bir fark ediyor tamam da. Fakat orada da şimdi burada alınan para kadar bir nasıl bir geçim sıkıntısı varsa orada da aynı şekilde bir sıkıntı var. Hatta inanın bakın ben enerji sektöründe Romanya'da enerji üretiyorum. Geçen 3 hafta önce enerjiyi biz 1,5 sene önce 48 ile 65 euro arasında satıyorduk. Evet, doğru. Şimdi geçen 3 hafta önce 700 dolara çıktı, 700 euroya çıktı. 700 euroya. Düşünebiliyor musunuz arasındaki farkı? Yani burada 12 kat arttı mı? Yok. Artmadı. Ama burada da şey kıyas hani geçen gün Varank Bakanımız bir paylaşımı yapmış işte. Avrupa'da da ne kadar doğalgaz, Türkiye ne kadar? Dünyanın en ucuz doğal gazını Türkiye kullanıyor diye. Doğru. Şey olarak baktığın zaman doğru ama orada insanlar da şunu yapıyor. Mesela diyor ki askeri ücretle işte bir Romanya'da veya da işte bir Almanya'da askeri ücretle insanlar ne kadar metreküp doğal gaz alıyor? Türkiye'de ne kadar alıyor? Ona kıyas yaptığın zaman Türkiye'nin alım gücü daha az yani. Dünyada en ucuz doğal gazı kullanan Türkiye ama askeri ücretle de en yüksek doğal gaz alan
yine ülke yani alım gücü olarak baktığınız alım gücü olarak baktığınızda öyle tabii. Evet. Şimdi yani şimdi rakamlara şöyle, baktığın zaman hani iki tarafa da çekebiliyorsun yani. Tabii. Bakan da haklı, vatandaş da haklı. Aynen ama evet. Normalde şu anda bazı konularda böyle temel konularda diyorum yani enerjide, gazda bunlar da şu anda ben zannetmiyorum Avrupa'nın hiçbir ülkesi bizden daha ucuz olsun. Doğru. Yani Avrupa'nın bütün ülkeleri Türkiye bizden ucuz zaten. Onda bir petrolde de, yok, evet. Elektrikte de, gazda da kesinlikle Türkiye hepsinden daha ucuz. Ama alım gücü ama olarak. Ama alım gücü olarak da dediğiniz gibi onların maaşları biraz daha fazla olduğu için alım gücü olarak da biraz daha iyiler. Şimdi Türkiye'de bir ekonomik kriz var netice itibarında. Bu süreçten geçiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Ben bunu zaten inkar etmiyorum. Çok bariz bir şekilde görünüyor. Çok ciddi de bir sıkıntı var. Allah yardım etsin insanlarımıza. Yani Türkiye şimdi şöyle oldu. Zengin daha çok zengin oluyor. Fakir biraz daha fakir. Yani reisin, Cumhurbaşkanımızın çok güzel şeyleri oldu bu 20 yıl içerisinde. Yani kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakikaten çok güzel işler yaptı. Ama neticede şu anda bir kriz döneminden geçiyorsa bunu da reis yaptı. Yani birçok şeyde de böyle yanlış yaptığı şeyler de var veya hoşumuza gitmeyen şeyler de var. Ama bugün bu krizi derin bir şekilde yaşıyorsak bize ana sebeplerinden biri de yönetilmediğinden dolayı. Yani ekonomideki şeyler yani alınan kararların etkisi de var. Kararların etkisi. Aynı. Şeye baktığımız zaman mesela diyelim ki hani bu Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Evet. Romanya'yı nasıl etkiledi? Veyahut işte burada baktığımız zaman Türkiye'nin özellikle dünyada konuşan ülke oldu. Hem tahıl ambarı konusundaki rolü. Hem ondan sonra hem Ukrayna'yla görüşmesi, hem Rusya'yla görüşmesi, işte liderlerin gelip Türkiye'de toplantı yapması. Bu savaş başlarken işte bu şeyin üst yönetimi, herkesin fikri şöyledi. Ya arkadaş, Türkiye şöyle de yapıyor, böyle de yapıyor. Bir sağ vuruyor, bir sol vuruyor. İşte herkes restriksiyonlarını alsın, Rusya'yı mahvetsin, işte böyle bir savaş olmasın falan filan diye bir şeyleri vardı. Yani böyle yanar döner, işte bu ne biçim karardır, niye Türkiye Avrupa'nın yanında durmuyor, Amerika'nın yanında durmuyor gibi söylemleri vardı. Bu ilk başladığında. Şimdi inanın yani televizyonlar, medya, halk dediğim bu kişiler sürekli sohbet ediyoruz. Daha geçen hafta golf oynadık işte. Büyük bir toplantı oldu orada böyle bir sohbet oldu. Yani nasıl bir liderliktir diyor bu. Nasıl bir akıllı kararlar almış. Türkiye'de bu diyalog olmamış olsaydı çok daha farklı yönlere gidebilirdi. Hem Rusya halkı için hem Avrupa mesela buğday şu anda bu tahıl işini çözmemiş olsaydı inanın bugün 25 lira ekmek yiyorduk yani burada. Tabii doğru. Çünkü 130 liradan 90 dolardan bizim oradan şimdi buğda da geliyor. Bazı şeylerden haberimiz var. Evet. Bir dönemlerde 90 dolardı. 130 dolara falan çıkmıştı. Şu en son dönemlerde 400 dolardan talep ediliyordu. Doğru. Düşünebiliyor musunuz? Yani enerji gibi bir şey bu. Şimdi sen 4 lira alıyorsun ekmeği. Doğru. 5 kat 6 kat arttığı zaman ne yapacaksın? Sen de 20 lira satacaksın. 25 lira satacaksın. 25 lira satacaksın. Yani o çok önemli bir şey oldu. Dünya için çok önemli oldu. Bir anda fiyatlar da düştü. İşte hemen aşağıya tak tak geldi. Şu anda belli bir şeyi buldu artık, rahatladı. Evet. O konuda çözüldü. Şimdi enerjiyi çözmeye çalışıyorlar ama enerjide de işte alınan bir anda Avrupa'nın ve Amerika'nın yanlış kararları bir anda böyle o hemen tez canlı davrandılar diyelim. Çok basit kararlar aldılar. Ama şimdi bütün dünyaya yansımaları oluyor. Bu pahalılığın asas yani enerjinin her türlü şeyin pahalılığın asas sebebi neticede bu alınan restriksiyeler yani Rusya'ya karşı. Ama Rusya'nın da tabii böyle bir yanlışı netice itibarında. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna giriyoruz da mesela şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin bir iş adamı olarak dışarıda yaşayan bir iş adamı olarak Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye hangi yönlerde atağa geçerse daha iyi olur. Ben şöyle görüyorum. Türkiye çok umutluyum ben. İnanılmaz bir şekilde yani çok güzel gidiyor. Hele şimdi bir ülkenin askeri yani yapısı, askeri yönü, teknolojisi her türlü şey gelişmişse o ülke hem söz sahibidir hem de her şeyi yapabilir. Yani her şeyi yapabilir derken kendi içindeki bir diğer ülke tarafından kolay kolay yönetilmez. Yani kendi içine doğru yönelik kendi sanayisine veya güvenli ülke halini alır. Şimdi bizim ben bunu biraz takip ediyorum. Bunu herkese de öneriyorum. Bu yönümüzü yani ülkenin yani Cumhurbaşkanımızın attığı adımlar 2009'dan beri yaptığı projeler bunları şu anda filizlerini vermeye başladı. Bizim çok
başarılı bir şekilde burada gidiyoruz. Çok iyi yönde gidiyoruz ve ümidim çok büyük. Yani 2030'larda muhtemelen artık böyle daha önce olduğu gibi bir Türkiye olmayacak. Yani Türkiye artık böyle bir Japonya yoluna doğru, bir Almanya, bir güçlü ülke yönüne doğru gidecek. Çünkü yatırımlar güçlü ülkeye doğru gider. Doğru. Bir de genç nüfusumuz var. Bir de genç nüfusumuz var ya, çalışkan insanlarız. Evet, doğru. Yani o yüzden büyük avantajlarımız var. Ben ülkenin geleceğini 2030'larda filan, bugün yani şöyle söyleyeyim, 2002'de yani bunu ben şeye mal etmiyorum, yani değişimi ben sadece tabii anlatıyorum. Doğru. AK Parti'ye filan mal etmiyorum. Tabii. Bu değişimi düşünün, işte kat kaç nasıl değişim olmuş. Evet. Bundan sonraki süreçlerde temel projeler olduğu için her konuda bunlar bizi çok daha ötesine götüreceğini düşünüyorum. Yani son 10 yılda 2030'a kadar filan büyük değişimler olacaktır. Onu gururla bekliyorum zaten ben. O yüzden de yani ülkemi bazen geçiyorum. Şimdi Türkiye'de yaşayan insanlarda bir mutsuzluk var, karamsarlık var. Belki hani işte son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni de olabilir. İnsanların alım gücünün düşmesinden de olabilir. Yani hani baktığım zaman işte mal olan insan daha çok zengin oldu. Daha çok mesela böyle arttı. Bir şey, fakirleşme biraz başladı. Bu bariz bir şekilde görülmeye başladı. Yani fakirin gerçekten fakir olmaya başladı. Evet. Hatta böyle geçim sıkıntıları, ciddi bir şekilde geçim sıkıntısı var gördüğümüz kadarıyla. Evet. Bir de şöyle bir durum var. İstemediğimiz böyle çok ciddi zengin olan bir kesim oluşmaya başladı. Evet, doğru. Yani hızlı bir aradan sıyrılma. Ve şimdi bunlarda zengin olma, bir anda zengin olunca hani tırnaklarla değil de olmanın da bir şartı vardır. Evet, nasıl bir 10 sene içerisinde, 5 sene içerisinde aradan çıkmış şu firmalara bakıyorum. Evet. Yani bilmiyorum, yani çok ilginç geliyor bana yani. Şimdi kısa yoldan zengin olunca bir de onlar çok hani parayı tırnakla kazanmak farklı. Tabii. Bir de bir yandan zengin olmak farklı. Bir yandan zengin olunca parayı biraz daha çok şey harcıyorlar. Bu da insanlar rahatsız ediyor ister istemez. Yani. Doğru. Evet. İstemediğimiz bir şey. Biz tabii neticede herkes faydalansın bundan istiyoruz. Tabii, herkesin gönlünde bu yatıyor ama böyle bir sorun var. İnşallah bunu görürler yani yukarıdakiler. Mesela şimdi bir şey konuştuk ama mesela Romanya'dan Türkiye'de iş adamları var mı? Mesela Romanyalı iş adam olup da Türkiye'ye yatırım yapan, fabrika açan pek var mı? Pek nadir. Romanya'da iş adamı yok kadar yok. Biz Türkiye, işte Romanya'da yaşayan Türkler, aynı zamanda Romanlar, Türk iş adamları olaraktan şey yaptık. Dedik ki ya siz büyükelçilik olaraktan buradaki herhangi bir aktiviteniz falan var mı yok mu diye. O zaman büyükelçiden de tanışıyordum. Onlar da dedi ya Roman vatandaşlarımız yok yani burada bu sizin benzeri aktiviteleri falan yapalım diye. O zaman şey yapalım dedik, biz buradaki Türkler, Roman olan Türkler şeye gitsin, gelelim orada bazı şehirlerde şey yapalım, aktivite yapalım. Aktivite yapalım. Hatta Elazığ'a getiriyordum ben, çok kar yağdı. Büyükelçiyi ve iş adamlarını buraya getiriyordum. İnşallah çok kar yağdı. Bekleriz. İleriki dönemlerde olacak inşallah. Evet. Erzurum'a götürdük o zaman onları. İşte büyükelçi de geldi. Hani Roman iş adamları, bizim orada işte valimiz, Erzurum'un valisi, işte belediye başkanı, diğer ileri gelenler bizi ağırladılar orada. Birkaç gün bir iş görüşmesi falan oldu. Böyle bir aktivitemiz oldu. Çünkü Roman vatandaşları burada çok az sayıda var ama iş adamı seviyesinde yok. Yatırımları pek yok. Doğru. Yani çünkü hani dışarıdan ne kadar yatırımcısı gelse bizim için iyi, ülkemiz için. O tabii ikili şeye çok yansır. Hem iyi yansır, olur. Hem ülkenin ekonomisine de bir katkısı olur. Kesinlikle. Fayda sağlar. Kesinlikle. Programımızın sonuna geldik ama özellikle hani program başında da ifade ettik. Özellikle gençlerimize neler söylersin, ne tavsiye ederseniz, hani şöyle bir durum var. Yani gençler üzerinde yapılan bu anketler, gençlerin büyük bir kısmı yurt dışına gitmek istiyor, yurt dışında yaşamak istiyor. Evet de orada iş imkanı daha fazla olduğunu hissediyor ama yani yurt dışında da çalışmak da zor, sıkıntıları dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Değil tabii. O açıdan baktığımız zaman gençlerimize ne tavsiye edersiniz? Gençlerimiz ne yapması gerekiyor? Gençlerimize şöyle bir şey söylemiş olayım. Yani ümitlerini kırmasınlar. Ümitlerini kırmasınlar. Azim hakikaten insanı bir yere getiriyor. Evet. Yani bir şeye şey yapmak lazım yani. Olmak istediğin yeri belirleyip bir hedef koyman lazım. Bir hedef koyman lazım. Bir de bir çalışman olacak yani, bir mücadelen olacak oraya. Ama dürüstlüğü esas alması lazım. İnanın ben yani
ben bunu gördüm. 50 yaşıma geldim. 30 senedir ticaretin içerisindeyim. Beni bu yere buraya getiren, yani ticaretimde veya yaptığım işlerde falan çok dikkat ettiğim bir şeydir bu. Evet. Çevrem beni çok iyi bilir. Dürüstlük insana çok kapı açıyor. Herkes evet. tarafından pozitif oluyorsun. Bütün iş imkanları sana doğru geliyor. Evet. O sebepten dolayı bu esas olması lazım bir şey. İşine sadık olması lazım. Onun yanı sıra ümidini kırmaması lazım. Şimdi mesela köyde yaşayan, kırsal kesimde yaşayan bir çocuk evet. Benim bulunduğum seviyeye veya evet. sizin bulunduğunuz veya başka kariyeri olan evet. bir seviyeye çok uzakta görüyor. En azından ben yaşadım onu yani o çocukluk döneminde. Hayallerimiz böyle o kadar bunları hayal edemiyorduk. Yani inanılmaz bir uzaklığı vardı bunların. Ama bak geliniyormuş. Evet. Bunlar aslında çok yakın. Bu çocukların bunu bilmesi lazım. Her şey kendilerine çok yakın olduğunu bilmesi lazım. Mücadele etmesi lazım. Tahsil mutlaka alması lazım. Ve ileriki dönemlerde bu istedikleri seviyelere geleceğini düşünüyorum. Doğru. Hiç ümitlerini kırmasınlar. Ya şey var, yani Türkiye'de avantajlar da var. Yani ben mesela kendi çocuklarımla da sohbet ettiğim zaman söylüyorum. Türkiye'nin geleceği parlak bir ülke. Belki hani şu anda sıkıntılar da yaşasak, ekonomik olarak zorluklar yaşasak da işte Türkiye'nin genç nüfusu olması, otomobil sektöründeki özellikle evet. yan sanayinin Türkiye'de olması, yine baktığım zaman son zamanlarda savunma alanında çok ciddi yatırımlar yapması, mesela İHA'larımız artık ihracat edecek bir seviyeye geldik bulunması. Değil mi? Gazın bulunması zaten en büyük sıkıntımız enerji tabii. bizim. Tabii. Enerji problemi çözdüğümüz anda bizim cari açığımız azalacak. Belki hani anlatmaya gerek yok ama bazı sıkıntılar var, bazı problemler var. Bu problemlerde sıkıntılar da giderse Türkiye belki ileride Avrupa'dan daha iyi bir konumda gelecek yani. Ya karamsar olmamak lazım. Herkes üzerine düşeni yaparsa, kendinden başlarsa kesinlikle. Şey olur. Ya bir de gençlerde şunu gördüm. Şey yok yani bir meslek edinmeleri lazım. Mesela nasıl oranın eğitim sistemi bilmiyorum. Ve mesela bazen gençlere diyorum ki sıradan bir inşaat mühendisliğini bitirdiğiniz zaman mesela geçen gün söylediler. İnşaat mühendisliğini bitirmiş, polislik için başvurmuş yani. Hani polislik nerede, inşaat mühendisliği nerede? Onun yerine mesela bir elektrik ustası olun, iyi bir tesisat ustası olun, kesinlikle. İyi bir su ustası olun. Yani bunlar belki inşaat mühendisliğine daha fazla para kazandıracak yani. Yok kesinlikle şu anda mesela Avrupa'da evet. Yani bazı sektörlerde çok inanılmaz şekilde ihtiyaçlar var. Çok çok ciddi maaşlar var. Tabii. Yani kendisini belli bir şeyde yetiştirmiş insanlar çok daha şey yapıyor. Ama bizde bir sadece böyle tahsil işte mühendislik tahsili kilitlemiş. Evet. Meslek kimse öğrenmiyor gibi bir durum var. Tabii. Mesela Avrupa'da havaalanları mesela Münih'te Avrupa'da birçok yerinde havaalanının kilitlendi. Mesela Türkiye'den şey istediler yani. Teknik eleman istediler tabii, yani. Tabii. Evet. Yok Türkiye o konuda bir şeyi var. Çünkü genç bir nüfusu var evet. ve bir potansiyeli de var. Bizim ileriki dönemlerde o sıçrama dönemini yaşayacağız bundan sonra. Evet. Öyle görüyorum ben. Yani çocuklar, gençlerimiz her şey eğitim de alıyor. Ama bu mesleğe doğru da biraz yönelirlerse başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Neticede onlar oluşturacak ülkemizin geleceğini belirleyecek. Ama öncelikle gençlerin bir hedef koymaları gerekiyor kendilerine. Yani tabii. Mesela ne güzel koymuşsun. Demişsin işte ben gideyim işte çalışayım 50 bin euro mark biriktireyim gelip bir kamyon alayım. Değil şimdi mi? Bir numara, dürüst olmak evet. bunu benimsemesi lazım. Doğru. Bunu çünkü dürüst bir insanı bütün gözler görür, kaçınılmaz tabii, olur. Doğru. İyi bir insanı, yani, hayırsever bir insanı insan. Çok önemlidir. Doğru. Ben cömert insanı mesela çok fazla severim. Mecburum doğru. sevmeye, beni mecbur bırakıyor sevme. Doğru. O çok önemli bir şey. Ama şimdi başarılı olmak için bir defa bunu şey yapması lazım. Diğer taraftan da ümit, yani hedef belirlemesi lazım. Hedefini tabii. belirlediği zaman mutlaka o hedefi bir şekilde belirledim. Er ve geç ona ulaşır. Anlamını yitiriyor, doğrudur. Tabii. Bir tık sonrasını hedefliyor ama netice itibarında bir hedef belirlemesi lazım. Yaptığı işi, bir de şöyle bir şey. Ben şunu da çok yanlış görüyorum. Mesela bütün sektörlerde, Türkiye'de bir iş yapıldığı zaman, bir şey çıktığı zaman mantar gibi her tarafta türüyor. Aynen. Bu iş. Bizim Elazığ'da daha çok. Bir çerez dükkanı açılıyor. Bir, mantar gibi. Bir simit simitçi açılıyor. Hepsi çok, çok yanlış bir şey. Yani bir sektörde, bütün sektörleri araştıracaksın, aynen. bakacaksın. Hangi sektörde bir boşluk varsa evet. orada yapmaya çalışacaksın. Onu yapıyorlar ama diğerleri de geliyor.
Ama abi onu tercih... İlk başta para kazanıyor mu? Sonra bakıyor ki diğerlerde gelince hepsi batıyor. Bir bakıyorsun öbür taraftan adam işte çerez açmışsa ya kaça sağlamış, nasıl yapmış derken bir bakıyorsun kendi dünyasında çerezi oluşturdu. Evet, veya işte bir tatlıcı veya işte bir bakkalı veya bilmiyorum. Yani böyle kolayına kaçıyor insanlar. Evet. Ama şu da çok bir doğru ve gerçektir. Sektörün boşluğunu iyi değerlendirirsen, iyi analiz edersen çok büyük paralara ve çok güzel bir yerlere getirebilir. Şimdi bizim yaptığımız proje netice itibarında çok bakir bir proje. Tabii. Yani sektör. Şimdi burada eğer Allah da işimizi rast getirirse bize düşeni yaptı. Yapıyoruz da. Evet. Bir de Allah da işimizi rast getirirse burada da kalmaz zaten. Bundan sonraki projeler de olur. Evet. Ve çok güzel yerlere getirebilir. Çünkü başka yoktu. Yani sektörde düşünün işte dediğim gibi onlarca başka şehirlerde vardı. Evet. Bizde yoktuk o koskoca ülkede bir tane vardı. İşte ikinci, üçüncü benle bir de İrlandalılar yapıyor. Doğru. O yüzden yani yatırım yapılması gereken bir, bir şeydi. Doğru. Böyle sektörde. Evet, doğru. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Son olarak da Elazığlılara bir mesajınız olacak mı? İşte hani sürekli gelip gidiyorsunuz. Şehri nasıl görüyorsunuz? Onunla bitirelim yani Elazığ. Türkiye'yi sorduk ama biraz öncelikle ben böyle şeylere çok hazır olmadığım için belki biraz tecrübesiz konuşmuş olabilirim. Ben keyif aldım. Teşekkür ederim. Elazığlılara şöyle yani Elazığ'ı sevdiğimi söyleyeyim. Beni de dışarıda böyle Büyükreş'te Romanya'da tanıyanlar beni şey der yani Gakko. bir yönüm de Gakko derler, Gakkoş derler bana. Evet. Çünkü bir Elazığlı olmaktan gurur duyuyorum. Elazığ'ı da seviyorum, Elazığlıları da seviyorum. Ama bu arada tabii Sarıkamış köyü var. Evet. Orada da büyümüşüz, çevremiz, arkadaşlarımız var. Onları da çok seviyorum. Herkese şu mesajımı iletmek istiyorum. Yani kimse ümidini kırmasın. Bir hazim içerisinde hedef konulsun. Çok güzel yerlere bütün imkanlar kendilerine çok yakındır. Evet. Bu uzak gördükleri imkanlar aslında kendilerine çok yakındır. Evet. Çok diyorum ve herkesi seviyorum diyeyim. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Ben sağlık. Teşekkür ederim. Biz keyif aldık. İnşallah izleyicilerimiz de keyif almıştır. İnşallah. İnşallah Allah nasip eder. Golfsaz'ın bitirdiğiniz zaman. Çünkü siz geleceksiniz zaten. Biz de geliriz ama şehrimizden işte valisi, belediye başkanı, milletvekillerimiz de. Çünkü sizin başarınız Elazığ'ın başarısı demek. Orada yani çok güzel bir yer yapmışsınız. Elazığ'ın orada başarılı olması bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah açılışında görmeyi Allah nasip eder yani. İşte o dönemde ben bildireceğim inşallah gelirse bir valimiz veya belediye başkanımız. Tabii. Orada çünkü görkemli bir açılış yapacağız. Bir yıl sonra falan da açılır herhalde tamam. Önümüzdeki sene değil 2024'ün Mart Nisan'da falan açılış yapar. Nisan Mayıs'ta falan turnuva yaparız. Evet. Orada da güzel bir görkemli bir açılış olur. İnşallah. Hepinizi bekliyoruz. İnşallah gelirsiniz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Yani sağ olun. Belki gelmek istemediniz ama en azından biz sizi tanıtıp bir başarı kendinizin gençlere örnek olsun diye. İnşallah gençlerimiz sizin başarı hikayenizden örnek alırlar. Kendileri de sizden daha iyi yerlerde inşallah gelir diyelim gençlerimize. Teşekkür ederim. Ben faydalı olabileceğimi düşünmüyordum. Yoksa gelmek istedim. Faydalı oldu. Çok yok. Güzel oldu. Evet. Faydalı olduksa çok iyi olmuş oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler bir programın daha sonuna geldik. Gündem programın bu akşam konu Romanya'daki başarılı iş adamı Sayın Metin Doğan Bey'di. Kendisiyle 92 yılında 19 yaşındayken Romanya'ya gitmiş. Romanya'da bir başarı hikayesi var. Çok güzel tesisler yapmış. Çok güzel yatırımlar yapmış. En son olarak da Romanya'da büyük bir golf sahası yapıyor. Özellikle Avrupa'nın sayılı golf sahalarından bir tanesi olacak. Hem onu konuştuk, hem başarı hikayesini konuştuk, gençlere tavsiyesini konuştuk. İnşallah keyifli bir program olmuştur. Başka programlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler.